Gizem Diken, 20 yaşında ve 1 yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimiz 40'lar elili. Herkese selam. Bugün yine İstanbul sınırlarını aştık. 40'lar eli Pınarhisar'dayız. Nildem gelinime geldim. 8 aylık hamile. İnşallah kendini yormamıştır canım gelinim benim. Hazır mısınız? Hazırız. Nasıl bir gün olacak acaba? Bizi bugün neler bekleyecek merak ediyorum doğrusu. Nasıl bakıyor? Neler yapmış bakalım. Neler yapmış bakalım göreceğiz. Kanatlarını takmış. Nildem gelinim mi o? Kanat mı o? Evet. Değil mi? Evet. Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Nildem gelinin ayıltıcı spreyi. Bana demiştin ya beni düşünmedin mi bozayı ikram ederken? Sen bile kendini düşünüyorsun ki ben niye düşüneyim değil mi? Odama çık. Kendine yakıştırıyorsan buraya da yakıştırabilirsin bence. O zaman buraya da düşük puan verirsiniz madem aynı. Uzun uzun tırnaklarla nasıl yapıyorsunuz bu işleri? Dün temizlik esnasında camını kırdım. Beğenmediğimiz için böyle söylüyor da olabilirsin. Al sana şişon. Senin hormonların gerçekten tavan yapmış. Çok yanlıştı bence şu anda. Benim sana puanım. Keşke yorum yapsaydın biraz da hani verdiğim puanın altında durmuş olsaydın. Tuğçe arkadaşımla yaptığınız atışmalardan pek yorum yapmaya fırsat kalmadı. Ben şu an şokum. Rahat oynuyorsun şu an. Haksızlık yapmayı seven bir insansın. O yüzden senin üzerine yorum bile yapmayacağım. Şeriban'ın dünkü bozası sana gaz yaptı galiba. Gelip burada bana mı patladı? Senin verdiğin simli içecekten bir enerji aldığım için tüm gün böyleydi. Az sonra... Gelinler! Beyaz kanatlı meleğin evine, şehrine, 40'lar eli Pınarhisar'a hoş geldiniz! Ya sen ne kadar tatlı bir gelinsin. O sizin tatlılığınız. Çok güzelsin ya. Bir hamilelik, bir annelik bir kıza bu kadar mı yakışır? Kanadın, meleğin. Nilden ne demek bakmıştım çünkü. Çok merak ederim. Ne demekti? İsmimin anlamı kapıdan içeri giren bir melek. Ben de arkadaşlarımı adımla karşılamak istedim. Çok tatlısın. Çok güzelsin kızım. Teyzem. Sesime alış oldu mu? Gelin evinin karşısına geç. Ezgi teyzene bak. Tamam mı? Uyuyor musun? Bu ses seni korkutmasın. Yavaş vur davula. Kızım korkacak. Maşallah diyeyim. Bir nazarlık istiyorum. Vallahi Allah'ım seni korusun. Çok Allah yorulmadın inşallah. Değil mi? Destek aldın. Yok Ezgi Hanım. Kayınvalidem sağ olsun çok yardımcı oldu bana. Severiz kayınvalidelerimizi. Evet, canımsın benim. Bunlar gelinleri de gelinlerime kendine de melek gibi olduğu için o zaman Tuğçe ile başlamak istedim. İstiyorum. Meleği benim. En dişli melek. Teşekkür ederim. Bir de ışıltılı değil mi bunlar? Evet Ezgi Hanım ışıkları da yanıyor. Allah'ım her gün yeni bir şey yapıyorsunuz ya. Ben gelinlerime hayran, onlar bana hayran. Ya dün robotlar, bugün kanatlar, taçlar muhteşem oldunuz. Ay vallahi bir fotoğraflık oldu. Klik klik yapar mısınız? Şöyle bir arkanı döner misin? Onu bana versene. Ağır geldim ablacığım, ver bana. Dön arkanı, şuna bak, şuna. Çırpın. Ya! Dön şöyle, hop. İşte budur. Maşallah sana, maşallah, maşallah. Ben bugün böyle maşallah, subhanallah, hakikaten... Ay, davulu da aldım, ben severim. Yavaş vuracağım. O zaman davulumuz var, gelinimiz var. Ezgi ablanız da seviyor zaten. Dış sesten bir müzik almayalım mı? Oynaya oynaya gitmeyelim mi? Gidelim Ezgi Hanım. Harika dış ses lütfen. Ezgi Sertel ve gelinlerimiz güle oynaya eve giderken biz de mini turumuza başlıyoruz. Gelinimizin gri ve mavi tonlarında dekore ettiği salonu şık spor tarzda.
Dikdörtgen formdaki mutfakta siyah, beyaz ve gri tonları dikkat çekiyor. Burası da yatak odası. Beyaz ve toprak tonlarına yer verilen yatak odası oldukça sade. Nildem gelin bizi şahane karşıladı. Taçları gelinlere taktı. Işıl ışılsınız. Sevdiniz mi tacınızı? Ben çok sevdim Ezgi Hanım. Bütün gün başımızda mı kalacak bu taçlar? Bence kalsın. Çok tatlı oldunuz. Evet, hamile şimdi kırmayalım. Mutlu olsun. Bence. Mutlu olsun. Değil mi hayatım? Bence de evet. Kalır. Özenmiş, bunları yaptırmış, ışıklar taktırmış. İsmine yakışsın istemiş günü. Senin günün bugün. Seni tanıyalım mı? Pınar Eserliyim. Pınar Eser'de oturuyorum. 20 yaşındayım. Bir senedir evliyim. 8 aylık hamileyim. Maşallah sana. Ailen nereli? Ailem Trakyalı yine. Buradalar mı? Görüşüyor musun? Yakındalar mı? Yok, görüşmüyorum. Ha, kendi annenlerle görüşmüyorsun? Yok, görüşmüyorum Ezgi Hanım. Ne zamandır? 16 aylıktan beri. Ha, çok küçükken. Evet. Hatırlıyor musun anneni babanı? Hatırlıyorum. Yani yaşadınız mı beraber? Babanla nasıl? Babam. Ayrıldılar mı? Çok özel değilse. Kusura bakma. Yok, özel değil. Babamla annem ayrılmış. Hı-hı. Sonra babamın teyzesi var, rahmetli Meral annem. O büyütmüş beni. Ondan sonra babam üvey annemle evlendi. Beni yanına aldı bir süre. 5 sene falan orada onunla beraber yaşadım. Ama o dönemde sürekli evden kaçıyordum. Kaçmak zorunda kalıyordum. Babam cezaevine girdi. Beni de yurda aldılar. Bunu tanışma hikayende, eşinle tanışma hikayende konuşabilir miyim? Olur, konuşuyoruz. Evet, farklı, üzücü bir hayat hikayen var. Gerçekten böyle durumlarda çok hassas oluyorum ben. Senin üzmek değil amacım. Çok tatlısın, enerjin teşekkür çok ederim. Güzel. Yani sizin tatlı güzel bir evlilik yapmışsın. Evet. Hemen ortamın bu havasını bir değiştirmek istiyorum. Sana güzel bir hediye getirdim hayatım. Çok teşekkür ederim Ezgi Hanım. Çok incesiniz, çok canım, sağ olun. Umarım beğenirsin. Sever misin? Aa, çok severim. Dünkü elbisemi çok beğendin. Leoparlı evet. Leoparlı dedim ki, aa evet. Ben Nildem'e leoparlı olan bornozumdan götüreyim dedim. Çok güzel Ezgi Hanım. Çok güzel. Teşekkür çok ederim. Çok gerçekten çok zarifsiniz. Ne demek çok bir tane. Mutlu ol sen. İnşallah giydikçe sizi hatırlayacağım. Ne mutlu bana bir tanem benim. Senin de hediyelerin var galiba. Evet, arkadaşlarıma benim de hediyem var Ezgi Hanım. Buyurun gelinler. Ben şöyle uzatayım elden ele lütfen. Açar mısınız nedir? Sen çalışıyor musun? Bir işle uğraştın mı hiç evlenmeden önce falan? Evlenmeden önce çalışıyordum. Hamile olunca işten çıktım. Ben 16 yaşımdan beri çalışmaya başladım zaten Ezgi Hanım, mecbur kaldığım için. Kafede çalıştım 2 sene. Ondan sonra perdeciye girdim. Ay oh, cansın. Sonra hamile olunca bir arada fabrikada çalıştım. Fabrikadan sonra perdeciye girdim. Ne güzel sana, maşallah. Hamile olunca da çıkmak zorunda kaldım. Ay canım, niye güldünüz? Benim dikkatimi dağıttılar yahu. Ezgi Hanım ayıltan spreyi işte. Ona güldük. Nilden gelin. Çok ayıltıcı spreyi düşün. Özür dilerim ama biraz daha ayıralım çünkü buna güzel yorumlar yaparız diye düşünüyorum o yüzden. Nildem gelinin ayıltıcı spreyi. Niye ayıltıcı? Şimdi evimden içeri girdikten sonra evimi görecekler ve bayılacaklar. Buna ihtiyaçları olacak. Ben de böyle bir şey yapmak istedim. Bayıl. Çay hayatınızda bayılma görmediniz mi? Ama güzel kokusu. Sana çok gelmesin. Bize de gelmesin. Çekin kokuyu içine. Şimdi kokuyu alınca bayılıyorlarmış. Evet, bana geldi. Biraz fazla kokladım galiba. Ezgi Hanım bayılmadık, boğulduk biraz. Başım döndü. Boğultucu spreyime. Kıyamam ben sana. O zaman bunları sana vereyim. Tamam, senin evet. Sunumunla başlayalım. Olur mu başlayalım. Hayatım? Şöyle bunları da koyalım. Ama kırmayın gelinimi, giderken unutmayın. Tamam. Ayıltıcı mı, bayıltıcı mı? Gerçekten ayıltıcı bir spreydi. Kokusu çok ağırdı. Hiç beğenmedim. Kolay gelsin Nildem. O bardağı doldurduğun nedir? İsmini düşünmemiştim aslında. Hemen düşüneyim. Kanatlarımın rüyası olsun. Kanatlarının rüyasının içinde neler olacak peki? İçine enerji içeceği koyacağım. Gelinlerim benim enerjime yetişebilmesi için. Yanına da kendi ellerimle yaptığım pankekimi vereceğim. Çünkü enerji içeceğim biraz ekşili olduğu için arkadaşlarımın ağzı tatlansın diye
Yanına pankek yaptım. Gerçekten melek gibi bir ev sahibisin Nildem. Sence rakiplerin melek konseptini beğendi mi? Bence bozuldulardı ses. Belli etmiyorlar. Çünkü benim melek gibi bir kız olduğumu çekemediler. Yakıştıramadılar kendilerine. Ama olsun. Ben kendimi böyle seviyorum. Kanatlarım da çok güzel. Peki bütün gün bu kanatlarla mı olacaksın? Ben sevdim ya, kalsın. Böyle iyiyim. Bu arada ikramın bu kadar mı? Bu kadar. Kanatların olduğu için sunumu da uçarak yaparsın artık. Elimde şeyler olduğu için göbeğim var. Uçarak gelemeyebilirim ama sizin için deneyeceğim. Keşke sana da bugün için uçan robot bulsaydık. Çok iyi olurdu aslında. Ama ben arkadaşlarıma kendi ellerimle hizmet etmek istediğim için robota gerek duymuyorum. Madem o kadar misafirperversin, o zaman beni de güzel bir şekilde yolcula bakalım. Buradan seni kanatlarımla uçuruyorum. Gelinim de geldi elinde tepsilerle. Evet gelinim, ikramlarını getirdin. Nedir hayatım bu? Enerji içeceği. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tuğçe, Tercan ışıkları yanmıyor. Aa, gerçekten mi? Evet. Kızlar ışığımı da mı kıskandınız, ışığımı da mı söndürdünüz? Tuğçe, taç bile senin başına yanmak istememiş. Bu benim suçum değil bence. Enerjileri şimdiden söndü mü ne? Bu yüzden böyle bir şey ikram etmek istemiştim Ezgi Hanım. Enerji içeceklerini içsinler bence, ışığı da yanabilir. Enerjinize söndüreceğine inandığı için enerji içeceği ikram etmek istemiş. Neler kattın? Sen mi yaptın? Hazır bir enerji içeceği mi? Enerji içeceği hazır. Diğer karpuz çilekli bir içecek var içinde, ekşili. Onu ben koydum. Yani ben yaptım. Nane var, nane yaprakları. Tadına bakanınız oldu mu? Ben baktım. Nasıl? Biraz asitli geldi bana. Güzel mi? Pek beğenemedim. Çok asitli geldi. Enerji içeceği zaten asitli bir içecek. Ben sadece rengini beğendim şu Sen an için, tadını ben de beğenmedim. Sen kendin çekecek misin peki bunu? Yok, ben sizin için. Peki? Yine aynı şekilde dünkü gibi reçellik gibi bir kağıt. Canım benim, sen buna nasıl reçellik diyebiliyorsun? Sen reçelini bu kadar küçücük bir kapta mı yiyorsun Allah aşkına? Ya böyle bir kerekle mi yiyorsun? Soslukta diyebilirim. Tamam, sunumluk tarzı bir şey işte, al sana. Tamam, nedir sunumluk? Bu üzerindeki? Pankek. Hayatında hiç pankek yemedin mi? Pankek gördüm ama bu şekilde bir sunum hiç görmedim pankekte. Bence İçine muz var, çikolata var, pankek var. İçeceğim biraz ekşili olduğu için ağzınız yanında tatlansın diye yanına da pankek koymak istedim. Ve buna da reçellik demeni garipsedim. Bence sen reçellikten anlamıyorsun. Reçellik daha büyük bir kap olur. Tuğçe bende olduğu gibi yine yorum yapmak için gelmiş. Gerçekten artık Tuğçe'nin saçmalıklarına dayanamıyorum. Kahve suplasını biraz ağır buldum. Böyle düz koysaydın daha... spor durabilirdi. Biraz ağır kaçtı sanki. Hmm, fazla geldi. Evet, fazla geldi. Tek başına çok güzel ama değil mi? Evet. Suplası. Yani. Evet, tek evet, kendi olarak beğendim. Güzel, evet, hoşuma gitti. Kahve suplası diyoruz ama önümüzde ben bir kahve göremiyorum. Şu an bir kokteyl var. Onun altında olmamış mı? Çok yöresel kalmış bence. Pankek. Benim pankek sunumum biraz daha sade olduğu için şık görünüm katma amaçlı koydum. Onun dışında ben pek ağır kaldığını sanmıyorum. Zaten kokteyl için. Böyle çıkarınca baktığında ne düşünüyorsun? Katılıyor musun? Böyle de güzel oldu. Böyle de hoşuma gitti. Kullanabilirdim aslında. Ama benim yaptığım şekilde de bence tatlı duruyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Dün bana demiştin ya, beni düşünmedin mi bozayı ikram ederken? Sen bile kendini düşünüyorsun ki ben niye düşüneyim değil mi? Biz senin gününü geçtik. Bugün benim günümdeyiz ve ben kendi evimdeyim. İçsem de olur, içmesem de olur. Evet. İçecek bir şey bulabilirim. Ama ben senin evine geldiğimde bozayı içemeyeceğim zaman gidip de dolabını kurcalayıp bir şey alamam. Ama ben sana zaten getirebilirim diye söylemiştim. Sadece demek istediğim, kendi içmediğin şeyi kendine ikram edebiliyormuşsun demek ki. Bu çok da önemli değil. Ben normalde enerji içeceğini çok seviyorum, içiyorum ama hamileliğimden dolayı içemiyorum. Tamam ama şu an içemediğin için, yani sonuç olarak içmiyorsun şu an. Sizin enerjinizi toplamanız için zaten. Benim bunu içmemek için enerji toplamama gerek yok. Ben zaten enerjiyim, kanatlarımdan da görüyorsunuz. Kendimi baby shower'a gelmiş gibi hissettim. Sen hazırlık yapıp gelmişsin zaten, kendine pembe pembesin. Evet, hazırlıklarımı birazdan daha iyi göreceksin Nida. Görürüz inşallah. Bir de ben bardakları beğenemedim. Aslında bardaklar güzel fakat bu sunuma uymamış. Bir kokteyl bardağı veya daha küçük bir bardak olabilirdi. Pipetleri güzel fakat bu şekilde sunumu beğenemedim. Ben bardakların uyduğunu düşünüyorum. Ben bu suplayı da beğendim. İlla kahve sunumlarında olacak diye bir şey yok. Bardak. Ben şu an beğendim yani. O da öyle kalmış. Hep kahveler evet. Tepsilerinde aynen kullanılıyor öyle. Ya kahve suplası burada diye. Burada kullanmasını da yanlış bulmuyorum yani. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Altındaki dantel suplasını hiç uygun bulmadım. Sim ne alaka, dantel ne alaka? İkisi de çok farklı şeyler.
Yani sunumluğun dantele benzemiyordu. Biraz sade olduğu için şıklık katmak istedim. Tepsilerin fiyatını öğrenebilir miyim? Tepsilerimin fiyatı hepsi 350 lira altılı. Bardakların fiyatını öğrenebilir miyim? Bardaklarım 500 lira. Güzel. Kendi elleriyle pankekler yapmış. Muzla, çikolatayla içeceğin yanında ikram ediyor. Farklı bir sunum değil mi? Evet. Enerji içeceği ikram etmesi, naneyle süslemiş, içine bir şeyler katmış. Tadı güzel. Acaba ağzımıza da renk bırakıyor mu? Simlendi mi ağzım? Çok merak ettim. Bakabilir misin mi? Bakayım. Yok. Sim yok hayatım, rahat ol. Yok mu? Işıl ışıl bir aslında dile sahip olamadım. Aslında güzel olabilirdi. Konuşurken parlardım en azından daha çok diye düşünüyorum. Ona yakışır bir sunumdu. Eksiklikleri vardı ama sinli renkli bir kokteyl seçmesini beğendim. Keşke dilimde sim bıraksaydı, o zaman daha çok beğenmiş olurdum. Ben aslında o yüzden içmek istemiştim. Biliyorsunuz ki ışıltılı bir hayatı seviyorum. Sunumu beğenmesem de o yüzden tadına bakmak istedim. Ama ışıltısı geçmiyor. Işıltısı geçmiyor. En azından seninkinde ne kadar basit olduğunu gördük. Ayrıca içerisine sim attım. Hem beğeniyorsun, ışıltılı hayatı seviyorum diyorsun, hem de beğenmiyorsun. Sen kendinle çelişkilisin çok zaten. Çok basit bir sim kullanmışsın demek ki. Ağzımda hiç sim kalıntısı göremedim ben. Kalıcı istiyorlar, kalıcı. Kalıcı istiyorum, evet. Sen kendi sunumunda kullanmadın. Yani gelip de bana mı canım, laf canım benim evimde sim var ama size kullanmak istemedim. Çünkü ışıltılı insanlar olmadığınız için sadece kendim kullanıyorum evimde. Sen daha bizi sayın ilk haftadan görmeden... Sayın ışıltın sen ışıltı kullanıyor olabilir misin hayır, acaba? Bir şey söylemek istiyorum da. Sen daha ilk haftada gelinirsin. Bizi görmeden nasıl ışıltılı olup olmadığımızı anladın. İçime doğdu canım. İçine doğdu. Evet. Benim gibi olamazlar. Kimin ışıltılı olup olmadığı belli oluyor. Daha senin kafandaki ışıkların yanmıyor canım. Işığımı kıskanmışsınız. Bu şekilde bence planlamışsınız. Bir dakika, bir şey söylemek istiyorum. Yastıklarını sim yaparak ışıltılı hayat sim seçmiş olmuyorsun. Tamam, paletli de olabilir. Sadece onlar değil de birçok sim detayı var. İşte bu şekilde ışıltılı hayat sahip olduğunu düşünüyorsun. Evet. Kendi ışıltısı eksik olduğu için o şekilde ışıltı yaratmaya evim de ışıltılı, ben de ışıltılıyım kızlar. Görüyoruz ışıltımı. Işıltılı hayatı çok sevdiğini söylüyorsun. Verdiğim simli içeceğin hakkını verip içemedim bile. Evet. Sunumun için teşekkür ediyorum hayatım. Afiyet olsun Ezgi Hanım. İçmek isteyen içsin, simi yok ama artık. Olsun. Enerjin olsun hayatım. Enerji. Pankeklerinizi yiyebilirsiniz. Sonra da salon yorumuyla devam edelim. Bakalım yeni gelin Nildem'in salonunu diğer gelinlerim nasıl bulacaklar? Nildem gelinin salonu şık spor tarzda dekor edilmiş. Torna ayaklı oturma grubu, kapitoneli mavi kanepeler ve açık gri berjerlerden oluşuyor. Kademeli televizyon ünitesi gold detaylarıyla şık bir model. Green mavi renk geçişli halı modern tarzıyla salona hitap ediyor. Son olarak bal köpüğü cam başlıklı eskitme gold avizeyi salonun tarzına yakıştırdığımızı belirtip sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. Kirada mısın? Kiradayım. Kiradasın. Mobilyaları nasıl buldunuz? Salona girince uyum var mı? Seninle başlayayım İremciğim. Uyum buldum. Renk olarak biraz hani ağır geldi bana mavi tonlar kullanması. Halısıyla koltukların uyumunu beğendim. Onun dışında ikili koltuğun da gri kullanması hani farklılık katmak istemiş. Onu sevdim. Daha sonra perdeye bakıyorum. Perdelerinin kapaklarını yani yok yani onu belki olsa mıydı acaba diye düşünüyorum. Hemen sana soralım. Kapaksız salon nasıl görünüyor? Boş kalmış fon perde kullanabilirdin. Ayrıca TV ünitendeki saat biraz çakma duruyor. Avizeni hiç beğenmedim. Bence bu salona hiç uymamış. Keşke başka bir avize kullansaydın yani. Nasıl bir şey? Böyle sarkan falan mı görmek isterdin? Evet yani bu çok demode bence ya. Sen bunu mu demode diyorsun? Evet. Yani eskitme tarzı bu demode değil. Sen zaten genelde her şeyi demode diyorsun. Sana göre her şey demode ama ben bir sene önce aldım. Sen yeni evli olabilirsin, yeni almış olabilirsin. Benim zamanımda böyle şeyler vardı. Avizemi, televizyon ünitemi ve koltukların ayaklarındaki renge göre uydurdum rengini. Koltuklarımın ayaklarının uçlarında da eskitme var. Avizemle gayet uyumlu olduğunu düşünüyorum. Salonum zaten klasik ve ağır bir salon olduğu için ayrıyeten küçük. Fon perde kullanmak istemedim. Çok göz yorucu şeyleri sevmiyorum. Beni boğacağını düşündüm. Sonuçta burada oturuyorum, bütün günüm geçiyor. O yüzden fon perde kullanmayı tercih etmedim. Perdelerini uzun şekilde kullanmayı tercih ettim. Fon perde göz yormaz. Gözün yorulmasını istiyorsan bence halını daha sade, düz bir şey seçebilirdin.
Fon perde bence salonda olması gereken bir şey. Onun dışında koltukların rengi gerçekten çok koyu bir renk. Yani böyle bir renk keşke kullanmasaydın, daha açık renk kullansaydın. Avizenle koltuk ayağını uydurmaya çalışmışsın. Biri tavanda, biri yerde, yani ne alaka? Görmek için biraz aramamız gerekti açıkçası renk uyumunu. Avizen demode değil ama ampullerin yine gözüküyor. Ben bu görüntüyü hiç sevemedim. Saatin ben de çok beğenemedim. Katılıyorum yani. Dış ses alabilir miyim saati? Az önce de söylendi, sen de öyle. Bunun ne olduğunu düşünmüştün? Çakma altına benziyor. Neye uydurdun? Ben bir bakabilir miyim? Bak hayatım. Bu da plastik. Hafif bir şeymiş değil mi? Evet, plastik. Plastik. Bence oyuncak gibi duruyor. Çok hafif bir şeye benziyor. En azından oyuncağa benzesen de benim salonumun içerisine, mutfağımın bir köşesine gidip de oyun alanı yapmadım senin gibi. Benim de mutfağıma renk katıyordu küçük ev aletlerim. O küçük ev aletlerine benzemiyordu ya. Pamuk şekeri benim için mutfakta küçük ev aleti olarak benim için öyle her gün kullanıyorum bir şey canım. Değil. Her gün evde pamuk şeker mi yapıyorsun? Evet. Maşallah. Gerçekten. Tebrik ederim. Her gün o kadar pamuk şeker yapıp yiyorsun ama bir türlü pamuk gibi kız olamamışsın. Canım zaten o yüzden pamuk gibi bir kızım ben. İşte olamamışsın. Şekerlere borçluyum diyorsun. Evet, şekerlere borçluyum. Yani pembe giyinmen seni pamuk şeker kız yapmıyor. Kanat takman da seni melek yapmıyor canım. Bunu bilmelisin. Benim kanatlarıma laf yapma. Benim kanatlarım senden güzel. Bak, en azından bir işe yarıyor. Sen uçuyorum. Öylesin. Yaşı küçük ama maşallah. Hem çok tatlı söylüyor, arı gibi. Ağzından tatlı değil, kuyruğunda iğnesi ama senin iğnen yok. Yok Ezgi Hanım, ben iğne batırmayı sevmiyorum. Sevmiyorsun. Uzaktan baktığınızda oyuncak gibi ya da basit duruyor mu? Evet Ezgi Hanım. Evet, basit duruyor gerçekten. Oyuncak gibi demeyen de çok basit duruyor. Ben bir saati alabilir miyim acaba Ezgi Hanım? Al hayatım. Bu kırılmaz değil mi? Yok, kırılmaz. Yaptığın hareketi kendine yakıştırıyor musun? Evet, gayet yakıştırıyorum. Bence yaptığın hareket çok yanlış bir şeydi. Yakıştırmasam zaten yapmam. Yok, yanlış değil bana. Ben İlk şöyle fırlatmadım. Oyuncak saat kullanmış olsam bile en azından gelip de senin eşyalarını yerlere fırlatmadım. Yerlere fırlatmadım. Kırılmaz dedin ya, hani test ettim. Şehriban eline isteyince saati ben de bakacak sadece sandım incelemek için. Bir anda yere attı, çok saygısızca buldum. Çok yanlış bir davranıştı. Kendisinin terbiyesizlik yaptığını düşünüyorum. Yani ben onun evindeki eşyaları alıp da yere atmazdım ki atmadım da. Yanlış yaptı bence. Kaliteli olduğunu mu test ettin? Evet. Kontrol. Hani basit dedik ya, kalitesini kontrol etmiş. Kaliteli tamam, mi? Kaliteliymiş. Ama dediğim gibi basit görüntüden ödün vermiyor. Basit, basit, basit. Ben de test edebilir miyim bunu? Tabii. Odum açacak. Ay vallahi yattı. Gerçekten şaka mısınız? Yok, kırılmadı. Ama kırılmayacak dedin, o yüzden test etmek istedim. İki kere mi? Arkadaş bir kere attı zaten. O çok hafif attı. Keşke ben de sizin evinizdeki eşyaları yerlere atsaydım ya. Ne kadar pişmanım. Evet, bizim evimizde de kalitesiz bir şey gördüysen atsaydın keşke. Bu kalitesiz değil, kendin söylüyorsun zaten. Yere attın kız, demedin kaliteli dedin ya. Hayır, kalite açısı... Ya demek istediğim basit duruyor ama kaliteli, evet. Kaliteli bir plastik kullanılıyor. O nasıl oluyor basit ama kaliteli? Basit duruş, kaliteli ürün. Tamam, ben salonumda böyle çok güzel, böyle kaliteli basit duruş ama kaliteli şeyler seviyorum. En azından ilerisinde düşünüyorum. Benim bir çocuğum olacak. Burada cam bir şey kullanamazdım. Ev sahibim de izin vermediği canım, için duvara bir şey asamıyorum. Benim de bir kızım var ama cam bir sürü ürünüm var yani. Çocuktan çocuğa değişiyor canım. Merak etme. Metal de olabilirdi aslında sanki. Metal de kırılmaz, aynen. Evet. Ben de denemek istedim. Kırılmayacağını zaten biliyordum. O yüzden birazcık sert atmış olabilirim. Saati alıp yerden yere vurdular. Çok saygısızcaydı. Ondan her şey bekliyordum zaten. Onun yapmasına şaşırmadım. Ama Şehriban atmasına rağmen onu da alıp atması daha abes kaçtı. Çok yanlış bir şey yaptıkları Ezgi Hanım. Ben açıkçası hiç yakıştıramadım. Yani melek görünümlü gibi oldunuz benim sayemde ama içinizde kininizi biriktirip de gelmişsiniz bence. Ben sana karşı bir kin biriktirmem tabii ki de hiçbir sorun yok. O zaman saatimden ne istedin? Niye saati kalite kontrol yaptın. Tamam, sen bir gün bana gel, biz seninle beraber CV dolduralım. Ben seni kalite kontrolcü olarak işe sokacağım. Söz veriyorum sana. Sen kim olarak beni işe sokuyorsun acaba? Kalite kontrolcü olarak. Hani kalite kontrol yapıyorsun ya. Benim evimde yapıyorsan seni bence işe sokabilirim. Ben kendim istesem istediğim işe girerim. Tamam. Teşekkür kalite ederim. Kontrolcü olarak gir ama sana çok ben yakışır. Zaten daha önce kalite kontrolcü olarak çalışmıştım. Teşekkür ederim. Belli oluyor. Saatinde. Evet. Denemeyi ben de yaptım. Bir şey sorabilir miyim? Yemek masası nerede? Yemek masam mutfakta. Salonum çok dar bir yer olduğu için ben burada masa kullanmayı tercih etmedim. Zaten görüyorsunuz ki nereye koyabilirim. Halının fiyatı nedir? Halının fiyatı 1500 lira. Avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? Avizem 2000 lira.
Avize uymuş mu? Avizeyi ben sade buldum. Yani bunların bir tık daha abartılı hali de var. Belki daha iyi gidebilirdi. İkili olması sanki salona gitmemiş. Şey, avizenin 2000 lira olması da çok fazla geldi bana. Bence 2000 lirayı hak etmemiş. Fazla mı varmış? Için. Eskitme olduğu için evet, benimkiler pahalı. De öyleydi ama o şekilde pahalı değildi. Aksesuarlar nasıl İrem? Çam harcının fiyatını öğrenebilir miyim önce? Şurada minik olarak var. Bunların tanesi 100 lira. Yapma çiçek kullanması güzel mi Tuğçe? Denemek hoşuma ister misin? Burada yeraltı. Burada canlı çiçek de var. O da bohem tarz bir salon. Dış ses, yeni yıl süsleri var mı acaba? Üstüne koyarsak bence çok yakışır. Yeni yılda da kullanırsınız bence diye düşünüyorum. Çok güzel olur aslında. Bence evime renk getirir. Koltukların fiyatını öğrenebilir miyim? Chester model tercih etmişsin sen. Evet, koltuklarım gibi. İkililer, berjerlerle beraber 25 bin lira. Bir şey sorabilir miyim? Sehpalarını nereden aldın acaba? Biraz sehpalarımı kayınvalidem oturma odasında biz alırken yanında hediye kendisi almak istedi. Ayaklarına, mobilyalarımın ayaklarına uydurmak istedi. O yüzden kendisi aldı. Zaten ben tamamen düşündüm yani kayınvalidesinin hediye ettiğini. Tam kayınvalidelik bir hediye. Evet. Güncel bir model olmadığını söylüyorlar. Evet. Ezgi Hanım, kayınvalidem zamanında hani bize jest yapıp hediye aldığı için ben salonumda beğendim. Kullanmak istedim. Uyumlu bence, da diyorsun. Evet, uyumlu. Güzel. Ben hoş buluyorum. Bu evdeki eşyaların yaşına uygun olmadığını düşünüyorum. Sanki kaynanasının zevkine göre döşenmiş gibiydi. Ya da kaynanasının eşyalarını alıp buraya koymuşlar gibiydi. Yani saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Sürekli yaşıma laf yapıp duruyor. Benim yaşım onu alakadar etmez. Kayınvalidemin eşyasına değer vermişim, salonuma koymuşum. Bu çok güzel bir davranış bence. Perde fiyatını öğrenebilir miyim acaba? Perdelerimin ikisi birlikte 3000 lira. Evet, salonu yorumladık. O zaman mutfağa gönderiyorum gelinleri. Lütfen sen de kanatlana kanatlana. Uça götür onları. Mutfağıma götürmek Hadi istiyorum. Bakalım. Bana eşlik edin. Ben genel olarak bir uyum görmedim. Her şey çok karma karışıktı. Bir şeyler yapmaya çalışmış ama salonunda hiçbir şey uyduramamıştı. Kadife olduğu için belki yatak odasında da aksesuar olabilirdi ama mutfağa asla yakışmamış. Birazdan zaten bal kabağına dönüşeceksin. En kibarınızın ben olduğumu düşünüyorum. Yap. Kayınvalide modeli bence perde olarak. Kayınvalide yatak örtüsü gibi yatak başlığı da. Resmen bir kağıt parçası. Ne cevap verirsen vereyim anlamıyorsun. Benim hormonlarım seni görünce tavan yapıyor. Çünkü seni hiçbir şekilde memnun edemiyoruz. Tamam, başka birine bakabilirsin o zaman. Sadece yemek masanla övünüyorsun. Ne oldu, uykudan yeni mi uyandın? Cüzdanı ne renk? Çok karıştırdım şu an. Karıştırır mısın cüzdanını? Benim bir sürprizim var Nildem'e. Ya. Az sonra. Nildem gelinin mutfağı spor tarza sahip. Beyaz leke mutfak dolaplarına siyah kulplar çok yakışmış. Inox buzdolabı mutfağın renkleriyle harika kombin olmuş. Ara fayanslar düz renk olduğundan kırçıllı granit tezgah göz yormuyor. Siyah beyaz geometrik desenli halı renk ve tarz olarak mutfağa uygun. Son olarak düz stor ve sık pileli tülleri mutfağa yakıştırdığımızı belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Nildem'e bırakıyoruz. Kızlar, mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum. Mutfağına girdiğimde öncelikle ferah bulduğumu söylemek istiyorum. Halını çok beğendim. Bende de aynısı mevcut. Teşekkür ederim. Onun dışında beğendiğim farklı bir parça yok mutfağında, ferah olması ve halın dışında. Şu köşeyi tam olarak anlamlandıramadım. Orada ne yapmak istemiştin? Yani orada genelde elimin altında kullandığım şeyleri koydum. Çaydanlığıma laf ettin galiba. Onu benim kayınvalidem bana hediye ettiği için genel olarak kullanmak istedim. Çaydanlık değil de kafelerde kullanılan semaverlere benziyor. Oraya hiç yakışmamış. Kahve makinesi de orada tek kalmış. Bir kahve köşesi yapabilirdin. Benim de bu şekildeydi ve kahve köşesi yapmaya çalışmıştım. Sen de bu şekilde değerlendirebilirdin. Kanadını takmışsın ama oraya bir tablo takamamışsın. Ay, benim kanadıma kurban ol sen. Ayrıca oraya kahve köşesi yapmak zorunda değilim. Herkesin kendi tercihi. Sen yapmak istemişsin, ben yapmak istemedim. Sadece orada elimde kullandığım elektrikli ev aletlerini el altında olmasını istedim. Mutfaktaki semaver görünümlü çaydanlığı da hiç yakıştıramadım mutfağına. Tamam, kayınvaliden almış olabilir fakat onu dolabına sokmalıydım, biz görmemeliydik. Ben elimin altında olmasını sevdiğim için gayet iyi buluyorum yani. Ben arkadaşımıza katılıyorum. Çaydanlık olarak çok daha böyle modern, mutfağına uyumlu bir şey kullansaydın eğer daha güzel görebilirdik ama şu an birazcık kötü durmuş. Evet, dediğiniz gibi olabilirdi ama dediğim gibi kayınvalidemin hediyesi olduğu için ben kullanmak istedim. İrem, Hayri, benimle aynı fikirdesin bugün.
Vallahi katıldım yorumuna seni yani, o yüzden. Seni öpmek istiyorum şu anda. Ya rujum bulaşmasın canım, teşekkür tamam, ederim. Tamam, daha sonra öpeceğim seni. Tamam, hatırladım. Olur. Ona katıldığım farklı yorumlarda oluyordu. Ben beğenmediğim şeyleri zaten eleştiriyorum. Öpmesine de gerek duymuyorum. Çok şaşırdım İrem'le aynı fikirde olmak. Bu aynı zamanda beni mutlu da etti. Benimle bir barış imzalamaya çalışıyorsun ama yemezler. Sen hep teksin, tek kalacaksın. Dün ben tek siz hepiniz diyordu. Bugün de yanına birini çekmeye çalışıyor. Bana çok yapmacık geldi. Masanın üzeri boş dursaydı daha güzel olurdu. Çok karmaşık durmuş. Biraz demode gözüküyor. Karmaşık derken, demode derken ne diyorsun anlamadım. Bir karmaşık diyorsun, bir demode diyorsun. Sen de kendine dediğine inanmıyorsun bence. O kabaklar benim arkadaşımın el emeği. Kendisi yapıp satıyor. Bana da hediye etmek istedi. Ben de evimin bir köşesinde kullanmak istedim. Oturma odamda yer olmadığı için ben de mutfağımda kullanmak istedim. Her hediye edilen şeyi böyle kullanıyor musun yani, uyumasa bile? Yani bence uymayan bir tarafı yok. Gayet mutfağıma renk verdiğini düşünüyorum. Ve hediyeleri kullanmayı severim. En azından karşı tarafa değer verdiğimi gösteriyor. Demek ki bana değer vermiyor muydun? Ben sana kolye yaptığımda istemedim. Sen beni rencide ederek kolyeyi verdiğin için ona gerek duymadım. Ama ucundaki emzik çıkarılabiliyordu. Yine de alabilirdin. Tamam, ben o emziği gün sonunda çıkartıp sana takmayı düşündüğüm için kendime takma gereği duymadım. Ben önemsediğini düşünmüyorum hediyeleri. Masa karışık olduğu için tabak olmasaydı, ayrıca bal kabakları da olmasaydı daha böyle sade durabilirdi. Hatta hiç avizeni beğendim. Beyaz olmuş, uyumuş bence mutfağına. Tezgahın çok karışık, ben de çay makinesini beğenmedim. Bu tezgah mı karışık diyorsun? Sen orada iki ev aleti, iki çiçek gördün diye bence tezgah karışık olmuyor. Tezgahın deseninden bahsediyorum. Deseninden evet. Bu arada. Yani ben kiracıyım arkadaşlar. Kalkıp da mermeri komple söküp yeni mermer takacak halim yok. Daha sakin durabilirdi orası evet. Yani. Yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Hani boya falan yapılabilirse ya da kaplama evet. Tarzını kaplamalar çünkü sökülebiliyor. Hani daha sade olsaydı mutfağında çok daha beğenirdim diye düşünüyorum. Ya da masanı sade tercih edebilirdi. Ev sahibim kaplamaya izin vermiyor. Çünkü duvara da farkındaysanız duvarlarım da boş. Çivi çakılması yasak. O yüzden ben böyle tercih etmek istedim. Siz yorumlarınızda yorum yapmakta özgürsünüz. Bana göre karışık değil. Perdelerinde salonun devamı gibi duruyor ve simli tercih etmişsin. Mutfağa pek yakışmamış. Ya açıkçası hani mutfağıma sade diyorsunuz ya. Ben de perdelerime şıklık katmak istedim. Sadeden en azından yeterince karışık bir şey karışık, değil. Veya senin mutfağında simli perde yok muydu? Yanlış evet, mı hatırlıyorum? Evet. Veya sen kendikine yakıştırıyorsan buraya da yakıştırabilirsin bence. Sen ya neden Nilde'mi koruyorsun? Nilde'mi korumak değil. Kendine, sana bir kendi puan verdim diye mi? Alakası oldun? Yok. Kendi mutfağına yakıştırdığın şeyi başka mutfağda yakıştırabilirsin. Benim mutfağıma yakışıyordu ama buraya yakıştırmadım. Ne alaka? Aynı dolaplar. Kendi mutfağında kullanınca sorun yok. Başkasında görünce yakışmadı. Ne alaka yani, anlayamadım. Benim evime simli perde yakışan bir parçaydı bence. Bu mutfakta simli perdenin ne işi var ki? Aynı dolaplarla. Buraya dolaplar da yakışıyor var. Evet. Çok beyaz, farklı bence. Siyah. O zaman buraya da düşük puan verirsiniz madem aynı benim mutfağımla. Biz kendi nasıl puan vereceğini sana soracak değiliz. Ben yorum yapmak istiyorum. Halın evet şekilde. Karışık duruyor. Tezgahın da çok karışık desenli olduğu için halını çok beğenemedim. Masan güzel, gri sandalyeleri de çok uyduramadın. Onun dışında orada kaşıklar var. Görüntü olarak hiç beğenmedim. Yani tahta kaşıklarını keşke kaldırsaydın. Boş mu dursun yani kaşıklı? Evet, orası kişi. Boş dursun yani. Kaşıklı kaldırsaydın tamamen, oranın boş durması. Kalabalık duracağına yani. Sade durması daha güzel bence. Yani tahta kaşığını tezgahında keşke tercih etmesin. Yani en azından biz gelince kaldırabilirdin. Ben çok beğenemedim o görüntüyü. Bu şeklinde daha sade oldu bence çiçekler. Daha güzeldi. Sandalyelerime yorum yaptın, ona cevap vermek istiyorum. Griyi uyduramadım dedin. Griyi neye uyduramadın acaba? Benim beyaz eşyalarım gri. Mutfak dolaplarımda gri detay var. Aynı şekil, ankastre setim gri. Hani birçok şeyim zaten gri beyaz. Ben genel olarak sandalyeyi halıyla veya hani ne bileyim perdeyle falan uyuşturduğum için şu an beyaz eşyalarımla pek şey yapamadım yani. Bana göre hani sandalye daha çok halıya ya da perdeye uyması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani beyaz eşya değil de. Ben sandalye boyutunu beğendim bu arada. Renginin gri olmasını uydurdum. Bir tek halı, tezgah ve masayı bir arada gördüğümde bana çok karışık geldi. Çok gözüyor. Onun dışında renk uyumu olarak hani pek sıkıntı göremedim. Yani gri sandalye olmuş bence. Teşekkür ederim. Avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? Avizem 650 lira. Halının fiyatını öğrenebilir miyim? Halım 1200 lira. Masanın fiyatını öğrenebilir miyim? 1500 lira masa. Beyaz eşyalarını ne kadar almıştın? Beyaz eşyaların hepsi set halinde olarak 35 bin lira. Bu tabaklar ne katıyor mesela mutfağa? Bence renk katıyor. Hani her şeyi sade falan karışık dediniz ya. En azından bunların renkleri canlı. Kadife olduğu için belki yatak odasında da aksesuar olabilirdi ama mutfağa asla yakışmamış.
Sen benim harika elimi, göz nuru hediyelerimi nasıl beğenmezsin? Baksana ne kadar tatlı, minnoş, renkleri ne kadar güzel, naif. Ne kadar minnoşluğuna bir problem demedim. Gayet güzel, hoşuma gitti ama buraya hiç uymamış. Karışık buldum. Ya bal kabağı renginde olsaydı, hepsi aynı renk olsaydı o şekilde daha güzel olabilirdi. Yani şiş olduğu için illa bal kabağı renginde olması gerekiyordu. Ama bal kabağı bence gayet renkleri tatlı. Bence gayet renkleri uyması gerekirdi bence. Senin bence benimle renk takıntılı bir sorunun var. Bir gözlüğüme laf ediyorsun, bir kabağıma, kabaklarımı rahat bırakın ya. Kabak işte. Birazdan zaten bal kabağına dönüşeceksin. Nildemcim, rakiplerin biraz fazla üstüne geldi sanki. İyi misin? İyiyim Dişsiz. Yorumlarını, kötü yorumlarını takmıyorum açıkçası. Çünkü olacak şeyler. Ben bunları bile bile bu yarışmaya katıldım ve iddialıyım. Yorum yapmakta özgürler. Ama benim kabak kabaklarım çok tatlı. Senden önce yarışan gelinlerimize göre kendi misafirperverliğini nasıl değerlendirirsin? En azından benim evimde bugün robot yok Dişsiz. Ben kendi ellerine ve kendi kanatlarımla sunum yapacağım onlara. En kibarınızın ben olduğumu düşünüyorum. Senin de kibarlığını gördük canım, tehdit ve rencidelerle. Tehdit ve rencide, yani neyi tehdit ve rencide olarak algılamıştın? Dün zaten aynı şeyleri konuştuk. Bence şu an senin evinde değiliz, benim evimdeyiz ve benim evim yorumluyuz. Ama sen benim evimi zaten unutamamışsın, hiç aklından çıkmamış, sürekli tekrarlıyorsun ya. O kadar gözümü yordu, o kadar bunaldım ki senin evinden çok sonra. O yüzden aklımdan çıkmaması çok normal Tuğçe'cim. Çok kıskanmışsın evimi. Senin evini görünce gerçekten gözlük derecelerim yükseldi biliyor musun? Hemen yarın doktora gideceğim. Konunun şu an robotla bir alakası yok. Robottan sürekli bahsetmeyelim bence. Dün robotları hani görsel şölen amaçlı getirdim. Kendi hazırladığım şeyler onlar sadece sundu. Olsun, ben yine de misafirperverliğin amacıyla kendi önümüze, kendi evlerine getirdim. Robotlarının olması misafirperver olmadığım anlamına gelmez. Yeterince misafirperver olduğunu düşünüyorum. Peki. Yorumlarınız bitti mi hanımlar? Bitti Dişsiz. Nildemcim, haftanın ödüllü oyununda iddialı mısın? İddialıyım Dişsiz. Sence kaç tane ceviz ayıklarsın? Bence 5 taneyi geçerim. Hadi o zaman neler yapacaksın, gidip görelim. Sıra geldi haftanın ödüllü oyununa. Pazartesi günü fanustan zarfın içinde ne çekmiştik? Bir dalda 2 ceviz, sandığım dolu çeyiz. 60 saniye süre içerisinde en fazla cevizi kırıp ayıklayan marifetli gelinimi burada görmüş olduğunuz havalı pişiriciye hediye edeceğim. Tuğçe haftanın ilk günü bir tanecik ayıklamıştı. Evet. Sen 5 tane ayıkladın. Bakalım iddialı mısın? Çok değilim Ezgi Hanım. Benim genç gelinim, 1 yıllık gelinim, çiçeği burnunda gelinim kaç tane ayıklayacak? Rahat olman önemli, bebeğim var karnında. 8 aylıksın. Arada tepiyor mu? Çok. Hareket ettiğini bana şey yapsana, unuttum ben, özledim. Böyle dokunmak isterim ben. Nerede? Tabii. Söyle, göstersene nerede? Şu an şurada çok fena sıktı kendini. Kocam. Benimkiler bir hareket ederdi. Bir de erkekler çok kuvvetli vuruyor. 2 tane tabii, biri altta biri üstte. Ay o... Ah güzel kızı. Hey. Oo. Bak içeride başladı anneyi yormaya. Hazırlıklı ol bunlara. Onlar hareket edince ben böyle birazcık tedirgin olurdum, evde yürümeye başlardım. Ben hareket edeyim onlar uyusun diye. Çünkü çok can acıtırlardı hakikaten. Ay son zamanları tadını çıkar, çok güzel dönemler. Kendini çok özel hisset hayatım, zaten özelsin. Motive edeceğiz, ben motive edeceğim, sizi bilmiyorum. Bakın ne yapacaklar. Sen konsantre ol, tamam mı hayatım? Tamam. Süreyi başlatacağım, hazırsan. Hazırım. Hazırsın. Hazırım. O zaman bir moral alkışı gelinime. Son 3, 2, 1, süren başladı ablacığım. Tacın düştü Nizem. Allah. Kelebeklerim düşüyor. Tacın düştü. Kanatların kırıldı. Ay. 3'ü kırdı. Ay ay devam. Eline dikkat et. Cevizler hep yerde bak. Yerde ya, yere düştü ya. Her yere saçıldı şu an. Toplayayım mı galiba içindekileri? Zaman yetecek mi sence? 5. Geçemeyeceksin. Sonra da ayıklamaya da vakit ayıram. 60 saniye çünkü çabuk geçer ablacığım. Heh. Ayıklayamayacak. Yapar o. Sakin sakin gidiyor. Onu tekrar kır istersen. Eline zarar verme. Ay olmayacak. Olacak. Çok kesiyorum. Devam. Uzun uzun tırnaklarla nasıl yapıyorsunuz bu işleri? Evet gerçekten iş şu an çok zor. Eline dikkat et. Son 11. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Açamadım, elime verdi çok fena. Ama 6 tane kırmıştım bakalım. Al o sonuncuyu hayatım oradan. Elin iyi mi? İyiyim. Kıyamam ya. Ver ablacığım gelseyi bana. Olmadı. Tabii zor bir de hani haksızlık olmasın diye inceleyip sık dokunmam lazım.
şu bir, şu iki, şu üç. Burada 4 tane var. Olsun Ezgi Hanım, sağlık olsun. Evet, 4 tane ceviz ayıkladın. Bunu açabilseydim olacaktı ama açamadım. Ne olsun, nasip değilmiş hayatım. Sensiz. Şifa olsun. Evet, 4 tane ceviz kırdı ve ayıkladı. Şu anda havalı pişiricinin sahibi Şehriban. Ama daha 2 gelinim var. Bakalım, yarış devam ediyor. Cuma günü belli olacak. Evet, burayı toplayalım o halde. Toplayalım Ezgi Hanım. Gelinlerimi yatak odasına gönderiyorum. Acaba Nildem'in yatak odası nasıl? Çeyizi nasıl? Gelinler lütfen buyurun. Korktuğum tek kişi Nildem'di. Bundan sonra beni kimsenin geçeceğini düşünmüyorum. İddialıyım demek isterdim ama çok iddialı değilim ne yazık ki. Bakalım kaç tane ceviz kıracağım, hepimiz göreceğiz. Nildem gelinin yatak odası spor tarzda dekore edilmiş. Güpür detaylı yatak örtüsü, vizon tonlarındaki yatak başlığına nazaran biraz klasik kalmış. Krem lake gardırop, halka kulp, ayna ve panjur detaylarıyla hareketlendirilmiş. Makyaj masası yerine boy aynalı şifonyer tercih edilmiş. Son olarak etek ucu güpürlü tülleri odaya uygun bulmadığımızı belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Nildem'e bırakıyoruz. Kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Hadi yorum yapmayacak mısınız? Yaptığın harekete çok şaşırdım da bir kal geldi bana. Yaptığım harekette ne var? Sizi minnoş bir şekilde karşılamak istedim. Tatlı buldum ama şaşırdım sadece o yüzden. Bir daha yapabilirim isterseniz. Yap. Çok ısrar ettim, sizi kıramayacağım. Çok güzel yapıyorsun. Bu şirinlikten sonra şimdi güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ama yorumlarımızı da bence böyle şirinlikle karşılamalısın. Tamam. Daha dikkatli olacağım. Hormonlarıma verin. Kusura bakmayın. Öncelikle perdelerini kayınvaliden mi yaptı? Perdelerimi hazır aldım. Tam bir kayınvalide modeli bence perde olarak. Hiç yakıştıramadım perdene. Aslında yatak örtüsüyle uydurmuş gibi. Yatak örtüsü de aynı şekilde bir kayınvalide yatak örtüsü gibi yatak başlığı da. Ben biraz yatak örtüsünü gelinlik modelindeki kullanılan dantellere benzettim. Hemen bundan da bir gelinlik yapabilirim senin için istersen ya da ihtiyacı olan için. Benim için gerek yok canım. Ben evlendim malum görüyorsun. Gelinlik giyebilecek bir durumda değilim. Belki kanatlarınla güzel bir çekim yapabilirdik aslında. O zaman gelinlik olmaz. Başka bir tarzda bir elbise dikersen seve seve giyebilirim. Melek elbisesi yapabilirim senin için. Olabilir mesela, onu giyebilirim. Ama gelinlik şeyine benzetilebileceğini düşünmüyorum. Sizin yorumunuz gerçi. Ben böyle şeyler seviyorum yatak odamda. O yüzden bu tarz kullanmak istedim. Fark ettiyseniz de tülümle uyumlu zaten. Renk olarak güzel ama model olarak dediğiniz gibi çok şey gelmedi yani. Güzel gelmedi gözümüze. Onun dışında halı niye bu kadar uzun? Halım, normalde benim halım daha kısaydı. Malum bebek olacağı için ve çok az bir vaktimiz kaldığı için oradan oraya gezinecek. O yüzden daha geniş tercih ettim. Keşke bu süreçte o halını kullansaydım. Ya da peluş kullanabilirdi. Salon halısına benziyor. Evet, salon halısına benziyor. Renk olarak evet uyumlu ama hani model olarak ben çok daha çok salon halısına benzettim. Bebeğini burada yürüteceğin için herhalde mobilyalarını da ona göre seçmeye çalıştın. Şu köşede gördüğüm grilliklerde birazcık daha bebek odası havası alıyorum dolabında. Onun haricinde kullandığın krem ve ahşap tonunu beğendim dolabında. Ama griyi bir anlamlandıramadım yani. Sanki kendiniz boyamışsınız gibi çok alakasız duruyor oradaki o periyi. Topları da plastik sanırım. Neden bu şekilde bir dolap tercih ettin? Neyin topları? Dolabın kulpları. Yani ben set olarak halinde aldığım için gayet hoşuma gitti, beğendim. Bu var, değiştirilebiliyor ama kiracı yum falan demene gerek yok tabii, bunun için böyle bir bahane uydurmana gerek yok. Aslında kendin yorum yapıyorsun, kendin söylüyorsun. Belki ağzından tamam, öyle bir şey çıkmayacaktı. Bırak da benim yorumumu, ben kendim yapıyorum. Tamam, nedir yorumun? Neden değiştirmedin? Ben onun kulübünü değiştirmek zorunda değilim. Adamlar onu takım yapmış, takım olarak satmış. Ben niye onların yaptığı yemeği bozayım? Ama basit duruyor plastik. Bence basit durmuyor, bence güzel duruyor. Zaten basit duracak bir şey olsaydı ben mobilyaya yapmazdı onu. Bebek odası dolabı gibi duruyor biraz kulpları. Daha böyle farklı olabilirdi bence. Renk olarak uyumlu buldum yatak odasını ama eksiklikleri vardı. Çocuk odasına evet biraz benziyordu. İrem'e katılıyorum. Ben de bebek odasına benzettim. Diğer makyaj dolabı dediği dolabı da aynı şekilde çocuk odalarındaki şifonyere benzettim. Kulpları basit buldum diyorsun Tuğçe ama sen her şeye kulp buluyorsun bence. Avizen'e değinmek istiyorum. Avizen bana çok basit geldi. Yılana benziyor. Daha çok balkon avizesine falan benziyor. Hiç avizem konusunda aslında biraz talihsizlik yaşadım. Normalde arkadaşımızın dünkü oturma odasındaki avize tarzında yuvarlaklı
avizem vardı ve ben onu dün temizlik esnasında camını kırdım. Bunu da öyle bulup takmak zorunda kaldım. Evet, en azından boş görüp de laf yapmayın diye en azından bir avize takmak istedim. Sizi düşündüğümden yani. Görmeseydi daha iyi olabilirdi. Yani aslında takmasaymışsın da olurmuş. Çünkü zaten biz yine ampulü görüyoruz. Ya da kırılan avizeyi bir kenarda görme ihtimalimiz var mı acaba? Çöpe attığım için yok. Kırılan eşyalar evde tutulmaz. Uğursuzluk getirir derler bizim burada. Belki de sadece hani beğenmediğimiz için böyle söylüyor da olabilirsin diye düşünüyorum. Niye böyle bir çok şey söyleyeyim? Çok büyük tesadüf biz gelmeden bir gün önce kırılması da. Arkadaşlar siz yani buraya hani bana doldurmak amaçlı gelmişsiniz belli. Ben ayakası şimdi bunun hakkında neden yorum yapayım? Ben zaten avizeme güvenmesem, evime güvenmesem ben kalkıp da yani bir programa katılmam merak kimse etme. Kimse katılmaz ama sen nasıl yorum yaptıysan biz de sana yorum yapacağız bugün. Tamam ben ev yani ben de şu an onu hoş bulmuyorum. Ben sizin yorumunuza kötü bir şey de demiyorum. Talihsizlik yaşadığımı söylüyorum. Zaten ben de onu orada kibar bulmuyorum. Yarışım bittikten sonra ben onu değiştireceğim. Eski avizeme uygun bir şey alacağım. Ama yani talihsizlik olabilir. Herkesin başına bir şey gelebilir. Nazar diye bir şey var sonuçta. Eski resim var mı? Yani yatak odası komple eski nasıl resim olabilir? Ben resmini görmeden inanacağımı pek düşünmüyorum. Sen zaten hiçbir şeye inanmıyorsun canım. Dün arkadaşın bozasına inanmadın. Bugün benim avizeme inanmıyorsun. Onun sen da buraya ispatı vardı elimde. Sen buraya inanmamaya oynamaya gelmişsin kusura bakma. Hala inanmıyorum. İkna olmadım. En azından bize eski bir fotoğraf gösterebilirdi. Bence o avize daha önceden de orada vardı. Kırıldığı falan doğru değil. Bana açıkçası hiç inandırıcı gelmedi. Kötü yorum almamak için böyle bir şey söyleme gereği duydu. Şu an çok saçmalığa gidiyorsun Tuğçe. Bence sen daha çok batmadan sus. Susmayacağım bugün. Her şeyi eleştireceğim maalesef. Ne yazık ki. Çerçevelerine bakabilir miyiz acaba? Dış ses çerçeveleri alabilir miyiz? Ve bu kağıt mı? Anlamadım. Plastik mi? Plastik. İşte dün bana o kadar yine yorum geldi. Keşke dün kullanmasaydım. Aslında hepiniz plastiğe karşısınız. İlk gün bunu bende belirtmiştiniz. Ama hepinizin evinde yani, özellikle yatak odasında plastik bir aksesuar var. Çerçevenin plastik olması dışında nasıl bir şey olabilir? Mesela metal mi olacak, cam mı olacak? Yok benim için zaten bir sakıncası olsa ben dün onu kullanmazdım. Dün çok yorum geldiği için şu an bunu direkt etmek istiyorum. Yani çerçeve bana da geldi. Çerçeve dediğin genelde zaten plastik oluyor. Tuğçe, ne yapacağım ben bunu? Plastik istemiyor, çerçeveye plastik istemiyor. Bugün tekrar yorumlarını bekliyorum canım. İstemiyorum zaten. Tamam yorumlarını da ona göre yaparsın dün yaptığın gibi. Plastik yorumda olduğunu belirttin. İstemiyorum dediğin için kendi abajürlerinde de plastik kullanmadım. Benim abajürlerim bu şekilde basit bir plastik değildi. Kızlar, bunu siz de farkındasınız. Benim, hala neden beni konuşuyorsunuz benim ki? Benim fotoğraflarım basit değil canım. Bak orada kocam. Dün tüm gün kendimi sorun yok. Teşekkür ederim. Bak kocamla ben o çerçeveyi kendime göre şekillendiriyorum merak etme. Sizin mutluluklar diliyorum canım. Fakat ben sizin resminizden bahsetmiyorum. Çerçeveden bahsediyorum. Tamam çerçeveyi ben kendi fotoğraflarımla tamamlamak istedim. Ve çok da güzel bir görüntü var. Tek aksesuarlarım bu sanırım yatak odasında. Hayır, orada da bir fotoğraf var. Dış ses verilmişsin. Bu mudur aksesuar? Evet. Bu şekilde kağıt parçası. Kağıt parçası değil, karton. Onun için bizim anlamı var. Çok yakın bir arkadaşımızın düğününde çekildik ve orada bize hediye olarak verildi. Benim biz de çok kullanmak güzel resimlerim var eşimle ama bu şekilde sergilemedim. Kullansaydın canım. Bana düğünden ve yakın arkadaşımın düğünden olduğu gibi getirilmiş bu arada. Keşke bir çerçeve evet, koysaydım çok daha tatlı sanırım. Bir fotoğraf haline gelirdi diye düşünüyorum. Ben hatıra kalsın diye o tarzla koymak istedim. Hiç koymasaydın daha iyiydi. Çok özensiz duruyor bunlara nazaran. Resmen bir kağıt parçası. Seninkinde de plastik parçası gördük canım. Benim plastiklerime laf yapıyorsun. Benim seninkilerde plastik. Ucuz çerçevelerim yok. Ucuz olacaksa hiç olmasın zaten tercih etmedim. Göstermedim zaten. Gösterseydin o kadar ucuz değil ya pahalı ya. Onun yerine parfümleri sergiledim. Çerçevenin ucuz olup olmaması önemli değil. Orada içinde değer verdiğim bir insan var. O onu pahalılaştırıyor zaten merak etme. Herkesin resmini evimizde sergileyelim. Eşimizle her yerde resmimiz mi olsun? Ne alaka benim kocam var resmim. Yok, bu arkadaşım da resmi. Kullanılmış yani burada. İki gündür yatak odalarında plastik çerçeve konuşuyoruz. Ben olsam onları oradan kaldırırdım. Boş durması daha hoş dururdu. Bu kadar konuşulmasına rağmen hala ısrarla kaldırmadığı için bence kötü yorumu hak ettiğini düşünüyorum. Benim çerçevelerim plastik olmasına rağmen gayet şık ve güzeldi. Ayrıca fotoğraflar renklendirmişti. Beni çok rahatsız etmedi. Sen burada sırf yorum yapmak için yorum yapmaya gelmişsin buraya. Belli ki çok doğmuşsun bana patlıyorsun ama belli ki çok yanlış kişiye patlıyorsun. Yani yorumları hazmedemeyeceksen neden bu yarışmaya katıldın çok merak ediyorum. Ben yorumları hazmedemiyorum diye bir şey demiyorum. Kendinden bana nasihat çıkarma. Evet. Sen kendin hazmedememişsin bence. Doğmuşsun gelmişsin ben buraya. Bana patlıyorsun. Yükselmedim kendi günümde. Teşekkür benim ettim. Yükselmem çok normal. Farkındaysan 8 aylık hamileyim ve hormonlarım tavan yapıyor. Ve canım, sen ben de hamile yaptığın yorumlara dikkat etmiyorsun.
etmiyorsun. Bu kadar sığınma. Yaptığın yorumlara dikkat etmiyorsun. Ben yorumlarımı seçerek yapıyorum. Belli oluyor. Sırf buraya doğmuşsun, yorum yapmak için yorum yapmaya gelmişsin. Orada seni söylüyoruz, bunların ne kadar basit olduğunu konuşuyoruz. Kızlar da zaten bana katıldı. Kusura bakma ama ben de kendimi savunacağım zaten. Yani. Yükselmem bir şey değiştirmiyor. Herkes şey kendi evini savunmaya geldi buraya. Neden makyaj masası kullanmadın da onun yerine bir şifonyer ve boy aynası gibi bir görüntü görüyorum? Ben mesela onu makyaj masası olarak kullanıyorum zaten. Makyaj malzemelerimin dışarıda görünmesinden hoşnut olmuyorum. Ayakta mı açısından da hoşnut olmuyorum. Şu an mesela hamilesin ve hani ayakta mı makyaj yapman gerekiyor? Puf görebilirdik aslında. Yani onun önüne nasıl puf koyabilirdim? Otursaydın da zaten kötü olacaktı. Yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ben makyajlarımı dışarıda tutmadığım için genelde ya bakarak ya da banyoda yapmayı tercih ediyorum. Yani dış görünüşte senin gibi parfümlerimi... Bu arada makyaj masası olarak da kullanılabilir. Bence bir sakıncası yok. Evet, odalarında şifonyerlere benziyor. Zaten hani mobilyacıya mı geldik falan dedin ya dün arkadaşla. Evet. Çok mobilya gezmeyi seviyorsan, yani biliyorsan mobilyacıların, bunun yatak odası ile takım haline ne anlama geldiğini bilirsin. Bunda da şifonyer değil zaten, makyaj masası. Tamam, ben çocuk odasındaki şifonyerlere benzettiğimi söyledim. Şifonyer demedim zaten. En azından benim yatak odamda var. Senin gibi mutfağın köşesinde çocuk alanı yapmadım ben Tuğçe. Keşke onları buraya getirseydim. Buraya çok uygun olurdu. Ay keşke getirseydin. Evet, bebişime devallah, evet. Oyun alanı yapardım. Çocuğum doğduktan sonra oynardınız beraber. Evet, çok güzel olurdu aslında bak. Dolapların ve yatak başlığını uyumlu buldum. Yatak başlığının fiyatını öğrenebilir miyim? Yatak başlığım ayrı değil. Komple hepsi set halinde. 30 bin lira falan civarındaydı. Perde fiyatını öğrenebilir miyim? Perde fiyatım 1000 lira. Halı fiyatını öğrenebilir miyim? Halım 2500 lira. Şu yılanlı avizenin fiyatı nedir? Etrafında yılan benziyor. Yılanlı avize değil, yılanın kim olduğunu cuma günü göreceğiz, merak etmeyin. Kesinlikle. Onun fiyatı da 550 lira falan olması lazım. Yeni almadın mı onu? Dün kırılmıştı. Yok, o vardı. Kırılan yerine taktım onu. Yeni alsaydım ya, zaten burayı kullanmazdım. Bu avize için çok fazla bir fiyat bence. Bence de. Ya ben zaten kendim de beğenmiyorum. Size de dediğim gibi sizden sonra ben onu değiştireceğim. Yatak örtüsünün fiyatını da öğrenebilir miyim? Yatak örtümün fiyatı 1900 lira. Hanımlar, yorumlarınız bitti mi? Bitti. Nildem, biraz ayakta kaldın, biraz da gerildin. İyisin değil mi? Ben iyiyim dış ses. Yani kimseden korkum yok. Sonuçta herkes buraya yarışmaya geldi. Ben hala iddialı olduğumu düşünüyorum. Sadece Tuğçe arkadaşımız biraz rencide edecek şekilde konuşma tarzları var. Kendi evinde yaptığı gibi. Benim misafirperverliğime laf ediyor ama kendisi de pek hoş karşılamıyor. Bu kadar kendine güveniyorsan bu kadar yükselmene, sinirlenmene gerek yok bence. Tuğçe'ye göre zaten bir tek o misafirperver, biz hiçbirimiz değiliz. İlerleyen günlerde de herhalde sürekli tekrarlayacaksın. Misafirperverliğe girme istersen sürekli. Bu eve göre değişir, misafirperverliğe göre de değişir. Misafirperverlik, zaten gördük, misafirperverlik ne senin için? Bugün Nilde'mi göreceğiz tam bakalım. Olarak yani senin göreceğiz verdiğin bakalım. Yorumlara, verdiğin tepkilere cevap vermemek mi misafirperverlik? Hayır. Sen onu benden sen istiyorsun. Sen yapmadın, dün robotlara yaptın. Hizmetle yapmamak ne alakası var arkadaşlar? Ben tamamen onu renk katsın diye getirdim. Kapıda sonuçta gördük, o hazırlananlar bana aitti. Masada olmalarına gerek yoktu. Efendim? Masada olmalarına gerek yoktu. Kapıda ya. Görmemiz yeterliydi. Bu rengi mi desem, bize, renksizliği mi desem, neyse. Sen bize stratejiye yapıyorsunuz ya da aranızda anlaşıyorsunuz diyorsunuz ya. Asıl stratejiyi sen yapıyorsun. Sen kendi gününü atlattın. Aynen diyorsun öyle. Diyorsun ki herkese basayım yorumları. Yağdırıyorsun yani. Aynen. Sen çok dolu dolu geliyorsun. Aynen öyle gözüküyorsun. Öyle yapıyorsun aynen. Zaten. Bence kendi gününü oynayarak sessiz kaldığını düşünüyorum. Yani o yüzden herkes sıvı... Şu anki kaldığın gibi mesela, neden bir cevabın yok? Çünkü ne cevap verirsem vereyim anlamıyorsun. Demek ki kendi gününü oynuyorsun suskuna göre. Puanım da zaten, yorumlarımı da belirteceğim. O yüzden daha fazla konuşmaya gerek yok. Çok sıcak burası. Az çok tahmin ediyorum zaten kaç puan vereceğini. Hanımlar, sırada çeyiz var. Nildem'in çeyizini merak ediyor musunuz? Evet, çeyiz. O zaman biz çıkalım da Nildem çeyizini sersin. İşte bir yıllık evli Nildem gelinin çeyizi. Renk renk tığ işi ve iğne oyalı yazmalar. El emeği, göz nuru, 5 şiş yün patikler. Gelinimize kayınvalidesinin hediyesi bakır güğüm. Otrişli kına defi ve Trabzon'a özgü gümüş tepsi, gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Kızlar, kanatlı beyaz meleğin çeyizine hoş geldiniz. Bütün her şeyi karıştırmanızı, her detaya bakmanızı istiyorum. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Önce favori parçanı bize gösterir misin? Tabii. Benim favori parçam bu. Ne o? İbrik sanırım o. İbrik değil canım. Benim kayınvalidem Trabzonlu. Üstünde de maç hatırası yazıyor zaten. Orada bu tarz ev dekoru eşyaları var.
O da beni hediyelik eşya aslında. Hatıra eşyası. Güzel. Çok güzel bence. Oradaki beyaz yeleği kim yaptı? Yelek bu mu? Evet. Bunu kayınvalidem örmüş ve kendi doğumunda kullanmış. Bunun adı Lizöz. Trabzon'da doğum yapan Loğusa kadınlar üstüne giyiyormuş hastanede. Başka yörenize ait bir şeyler var mı göstermek istediğimize? Tabii. Şunu gösterebilirim. Bu da kuymak tavası. Kayınvalidemin Trabzon tarafından yöreye ait kuymak yapılıyor içinde. Kayınvalidem de benim çeyizime koymak istedi. Ben de güzel buluyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Onun çeyizine koyma nedenini öğrenebilir miyim? Bize sağında yumurta falan mı yapacaksın çeyizin ortasında acaba? Yok. Genelde o taraflarda böyle şeyleri çeyize koyuyorlarmış. Mesela bu da Trabzonluların yaptırdığı çok özel tepsiler mesela. Bunu da kayınvalidem çeyizim için yaptırdı. Benim ailem olmadığı için benim çeyizimi genelde kayınvalidem, kuzenlerim falan tarafından yapıldı. Fikret kim yapmıştı? Bu da hoşuma gitti benim. Onu kayınvalidemin ablası yaptı. Sence hazır seccadelerin konulması doğru mu? El yapımı seccadeler de var. Yok, onları beğendim zaten. Gerçekten kim yaptı acaba seccadeleri bu mesela? Çok bunlar ile kayınvalidem tarafından yapılanlar. Sonunda üçüncü gelinin evinde el yapımı bir seccade görebildik diye düşünüyorum. O yüzden sevindim. Benimkinde de aslında özelde kim seccade vardı set olarak. Ama işleme yoktu. İşlemesi dantel de vardı üzerinde. Ben böyle zaten bunlar odaklandığınız için hatırlamıyor olabilirsiniz. Bunlar direkt el yapımı ama hani evet. Tamamen el yapımı tamamen. Şuradaki set nedir? Kırmızı parlak olan. Bu kayınvalidemin kendi çeyizinden benim çeyizime koymak istedi. Böyle dantel tarzı. Onların yörede eskiden bu şeyler inceleri falan kullanılıyormuş. Vitrinler var bilirsiniz. Vitrinlere falan koyulup üstüne bardaklar falan konuluyormuş. Bu böyle kendisi yapmış mı? Evet, kendisi yapmış. Evet, bu da değişik. Biraz eskide kalmış sanki gibi geldi bana. Evet. Kayınvalidemin çeyizinden olduğu için yani kayınvalidem 35 senelik evli doğal olarak eski yöresel oluyor. Yöresel bir ürün mü bu? Evet, onlara göre yöresel. Yöresel bir ürün olarak uygun olmuş fakat diğer tepsi, sahan bunları uygun görmedim çeyizinde. Dün neden Şehriban'ın çeyizini beğendiğinde şimdi daha iyi anlıyorum. Kına Gecen'deki Tefi de galiba çeyizini eklemişsin. Sahan dediğin? Şu, yumurta sahanı değil mi? Bunun adı sahan değil, kuymak tavası canım. Ben sahan olarak biliyorum. Kuymak tavası. Benim evimde de mevcut ve bu şekilde satılıyor zaten sahan olarak. Bize göre sahan değil. Demek ki sen yöreselden anlamıyorsun. Anlamadığın kendi çeyizinde de belli oluyordu. Buradan almadığına nasıl emin olacağız peki bu sahanı? Yöresel olduğunu nasıl inanabiliriz? Ne yapayım? Trabzon imzasını mı atayım buraya tanıdığım sana? İnanmadım ne yapayım? Şu anda ben. Ya da seni Trabzon'a götüreyim. Sor, Nidem gelin buradan sizden bir şey aldı mı de. İstersen kayınvalidemi ara direkt. Yok canım, bu kadar şey gerek yok. Havlu işlemelerini kim yaptı? Çok beğendim bunların da. Havlu işlemeleri bazılarını kuzenlerim yaptı. Bazıları yine kayınvalidem tarafından. Teyzeleri, ablaları. Sen de aynı şekilde hazır parçaları çeyizden sayıp buraya önümüze koymuşsun. Benim çok çeyizimdeki saçma. Tek hazır parça seccadeydi. Onun dışında bunlar hazır parça yoktu. Parça değil mi? El emeğim ben. Tamam, benim çeyizimi şu an karıştırmanı anlayamadım. Kızlar sizinle gerçekten anlaşamıyoruz. Yani nedenini anlayabilmiş değilim. Sen bunları hazır diyorsun? Bak bakalım. Bu onlara hazır, hazır demiyorum. Bak, tepsiye bunlar sahan. Tamam, bunlar göstermek amaçlı koymuş olabilir. Sen kolay mı? Sen senin hormonların tavan yapmış bence. Sen bunun boncuklarını işleyebilir misin? Biraz sakin olmanı rica ediyorum senden. Onu ben beğendiğimi söyledim zaten sana. Peki bu mu hazır? Seccadeler mi hazır? Ne hazır? Bana hazır bir şey gösterir misin? Şu tepsi hazır. Bu tepsi hazır tepsi ama kendi özel olarak yaptırılmış ya. Bir şey ve göresel peki, olarak. Peki yani. Sahan canım, özel mi yaptırılmış? Canım ben senin çeyizinde annenin yaptığı el emeği evet, dışında, onlar dışında yöresele ait bir şey de göremedim. Yöresel bizde şoşonlar, çetikler bizde de mevcut. Şoşon bizde de var. Nerede var? Şoşon zaten genel olarak çetiğin uzun. Al sana şoşon. Senin hormonların gerçekten tavan yapmış. Doğal olarak canım karnında bir bebek var. Biraz sakin olmalısın bence. O yüzden ben de çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Benim hormonlarım seni görünce tavan yapıyor. Çünkü seni hiçbir şekilde memnun tamam, edemiyoruz. Başka ürüne bakabilirsin o zaman. Ben senin gibi el emeği olan bir ürünü bu şekilde yere atmam. Senin için kandırıcım. Fakat yaptığın şey çok saygısızcı. Senin saygısızlıklarını da gördük canım, merak etme. Ne gibi bir saygısızlık görmüştün? Ben en azından yani dünden sana... Seni gördük. Ne gördünüz ya? Anlatsana ben en biraz. Azından sana rencide edecek bir şey söylemedim veya sana az önce tehdit edecek, neydi? Tehdit edecek tarzda biraz bir şey konuşmadım. Biraz kibar biz senin evine misafir olarak geldik. Benim kibarlığı lütfen Tuğçe'den öğren. Yani Şehriban'da sen de hiç kibar değilsin. Aynen. Kibarlığı senden öğrenmemiz gerekiyor. Vallahi kibarlığı göstereceğim tek kişi sensin Tuğçe. Aynen öyle. Bunda yorum yapma. Ben size özel bir ders vereyim bence. Senin sen önce kendine bir ders ver de. Benim derse ihtiyacım yok. Ben tamamen ihtiyacının olduğunu düşünüyorum gerçekten. Özel ders sana yeter.
Şimdi kanatlarımı çekip buradan kaçıp gideceğim vallahi yani. Ben de yani gelmek istiyorum gerçekten seni. Beni de alın. Ben burada tek başıma çeyiz mi bakayım? Bakabilirsin. Dün de demiyor muydun ben tek siz hepiniz? Evet, her aynen zaman arkasındayım. Tamam, o zaman tek kalabilirsin. Ama burada sıkıntı hepimiz yok. Yorumlamamız gerekiyor şu an için. Kızlar, o zaman hadi biz çıkalım. Tuğçe kendisi çeyizlere baksın. Aynen öyle. Gidin. Bence de. Gidin gerçekten. Tuğçe her şeyi sert yorum yapmayı çok seviyor. Özellikle rencide edecek şekilde konuşmayı. Bence önce karşısındaki kişiye nasıl hitap edilmesi gerektiğini ve nasıl kibar konuşulması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Ben hala hepsinden daha kibar olduğumu düşünüyorum. Bunu zaten seyirci de onaylayacaktır. Tuğçe, çeyize gerçekten tek başına mı bakacaksın? Böyle daha iyi oldu bence. Dış ses ferahladığımı hissediyorum şu anda. Merak ettiğin parçalar varsa rahat rahat karıştırıp bak o zaman. Ay gerçekten hiç karıştırasım bile gelmiyor. Hepsi çok sıradan, banal parçalar bence. Bütün çeyizlerde zaten olan çok basit parçalar, lifler, dantelli, havlular, çemberler, çetikler. Ya bunlar zaten olması gereken parçalar. Neden bunlarla bu kadar çok övünüyor ki? Bende de aynıları vardı. Ama sen de biraz fazla üstüne gitmiş olabilirsin. Hem unutma ilk gün sen de kendi çeyizini bayağı savunmuştun. Kendi çeyizimi tabii ki savunmam gerekiyordu. Benim çeyizimin bu çeyizden aşağı kalır bir tarafı da yoktu. Fazlası vardı. Yelekleri de aynı şekilde çok az buldum. Bir tek Nevresim takımlarını beğendim. Şehriban'la Nildem kibarlığı senden mi öğreneceğiz dediler ya. Katılıyor musun bu fikre? Ben kızlara hiç inanmıyorum bu şekilde düşündüklerine de. Seyirci de bence onlara inanmayacak. Şu şekilde göstereyim size. Dış sessizce ben kibar değil miyim? O konuda benim yorum yapmam doğru olmaz. Takdir seyircimizin. Seyirciden kibarlık konusunda tam not alacağımı düşünüyorum dış ses. Yorumları okuyunca notunu hep birlikte görürüz o zaman. Bu arada bakmak istediğin başka bir şey var mı? Bu çeyizin nesini karıştıracağım ki dış ses? Karıştıracak hiçbir tarafı yok bence. O zaman hadi yemek masasına gidelim. Gidelim o zaman. Tuğçe, herkes herkesten bir şeyler öğrenebilir ama o kişi sen değilsin, senden bir şey öğrenecek değiliz. Benim sana puanım. Keşke yorum yapsaydın, biraz da hani verdiğim puanın altında durmuş olsaydın. Tuğçe arkadaşımla yaptığınız atışmalardan pek yorum yapmaya fırsat kalmadı. Ben şu an şokum. Rahat oynuyorsun şu an. Haksızlık yapmayı seven bir insansın. O yüzden senin üzerine yorum bile yapmayacağım. Şeriban'ın dünkü bozası sana gaz yaptı galiba. Gelip burada bana mı patladı? Senin verdiğin simli içecekten bir enerji aldığım için tüm gün böyleydi. Az sonra... İşte Nildem Gelin'in 27 çeşit ikramdan oluşan sunum masası. Gazete tatlısı, truf çeşitleri, mantı böreği, kavala kurabiyesi, şam tatlısı, elmalı kurabiye, zeytinyağlı taze fasulye, ballı pasta, köstebek pasta, boşnak böreği, pizza poğaça, kovadan böreği, köz patlıcan salatası, köz biber sarması, patates graten, yaprak sarması ve kuru dolma, mercimek köftesi, içli köfte ve arpa şehriye salatası masadaki lezzetlerden bazıları. Nildem Kırklareli'li, Trabzon'a gelin gittin, kayınvaliden Trabzonlu. Evet, yöresel neler var hayatım sofranda? Yöresel simile var, kayınvalidemin Trabzon yöresine ait. Bizim buraya yöresel olarak pekmez meşhur, şurada atom kurabiyesi var, pekmezli oluyor. Yörüklere ait çarşaf böreği, kat kat böreği de deniliyor aynı zamanda. Evet. Hem çarşaf böreği var hem kat kat böreği, ikisi ayrı ayrı. Şahane. Senin yaptığın bir şey var mı? Benim yaptığım şeyler de var ama kayınvalidemin emeği çok. Ay, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum buradan. Kayınvalidem yeğenleri falan hep beraber hazırladık. Destek oldular sana. Evet, destek oldular. Kıyamam. Sana destek olmayacak kime destek olacak? Yakında olması da çok büyük bir şans tabii ki. Şunun adı Çıplak. O da buranın yöresine ait. Çıplak. Ne o, patatesten mi yapılıyor? İçinde pırasa var, mısır unu var. Mısır unuyla yapılıyor. Ha güzel. Tavada mı yapıyorsunuz onu? Tepside. Fırında evet. Yapıyorsunuz. Öncelikle ellerinize sağlık. Çeşit olarak tabii ki de yeterli. Daha ne olsun. Onun dışında yemek takımını çok beğendim. Bardaklarım benimki gibi biraz günlük. Evet. Çay bardağım da çok beğenemedim. Daha çok kahvaltı takımı bardağı gibi duruyor. Evet. Tabağıyla beraber. Evet. Kahvaltılık dedin. Bu sofraya daha ağır bir şey mi, evet, bekliyordun? Evet. Yani. Onun dışında öyle beğenmediğim pek bir şey yok yani. Peçetelik nasıl? Güzel. Ünlü suplalarla masada. Güzel ama keşke peçete yüzüğü de olsaydı. Ama beni çok da rahatsız etmedi. Bence güzel duruyor. Yüzük yok ama bileziğimiz var. Bileziği takalım. Daha hoş durur bence. Peçetelik de zaten kalın, okkalı. Evet.
böyle daha güzel durdu. Bence hiç hoş durmadı. Biri gümüş, biri altın sarısı. Renk olarak uyumlu değil ama bence hani olması gereken bir şeydi. Dediğim gibi çok da beni rahatsız etmedi ama... Fikir, yani, denemek evet, istedim. Olabilirdi ama genelde hep yüzük tarzı şeyler kullanılıyor ve beni soframı boğar diye düşündüm. Ben de o yüzden bu tarz model olarak kendim bu şekilde yapıp böyle çok boğacağımı düşünüyorum. Genellikle kullanılıyor ama tabii o da senin fikrin. Neyse dediğim gibi çok da gözüm aramadı yani. Böyle olması da sıkıntı değil benim için. Teşekkürler. Seninki gibi atnalı aramadın mı peçetelerde? Atnalı aramadım. Benimki atnalı değildi. Gayet hoş duruyordu bence. Bence çok benziyordu. Seninkinden atnalı daha hoş durduğu kesin. Benimkiler çok şıktı bence. Benim gözüm aramadı çünkü bunları peçete olarak pek sevemedim Ezgi Hanım. Amerikan servise benziyor biraz. Bu peçete büyük değil canım zaten. Peçete orada var. Bunu önüne yemek dökülmesin diye böyle açıyorsun. Bak kullanışında göstereyim sana. Biliyorum ben zaten sermiştim ama böyle olarak daha önüne ufak koyuyorsun. Ben sizin her yerinize, elbisenin her detayına bir şey gelmesine zarar diye çok teşekkür daha ederim büyük canım. Ondan dolayı. Için. Geniş kapsamlı düşünülür. Yorumlarıma da devam etmek lütfen istiyorum. Çeşit olarak gözümü doyurdu. Çok beğendim çeşitleri. Sadece cam kaplarda servis edilmesini sevemedim. Bende de yorum yapılmıştı. Burada daha fazla cam kap görüyorum. Yemek takımlarını da çok beğendim. Çok güzel bir tercih yapmışsın. Bardaklarını sevemedim. Bunlar çok günlük geldi. Dün arkadaşımızla da görmüştük. Bu kadar. Zaten Şehri bana söylediklerine de katılıyorum diğer yorumlarına. Masa örtüsü kullansa olabilirdi ama kullanmak istememiş sanırım. Yine de grilerin uyumunu beğendim. Belki yeterli olarak düşünmüş olabilir. Yani öyle tercih etmiş. Tabaklar çok rahatsız etmedi çok beğenildi. Beni. Evet yemek ben de takımı, çok beğendim yemek kaşık, çatal, bıçak takımı nasıl? Dün konuşulmuştu. Şehri bana için günlük buldular. Sade ve çok şık buldum. Evet, modern. Evet modern duruyor. Demode değil diyorsun. Aynen. Çok güzel yani. Ben çok beğendim. Çay bardağının altılığını ben de uyduramadım. Bana da kahvaltı takımı bardağı gibi geldi. Onu sevemedim. Evet onlar zaten kahvaltı takımının bardakları. Doğru bildim. Benden sana 10 puan. Güzel tahmin etmişim ama keşke öyle kullanmamış olsaydın. Ben öyle tercih ettim. Benim yemek takımlarımın bardakları yoktu. Ben de kahvaltı takımımınkini sunmak istedim. En azından size hoş gözüksün, güzel gözüksün diye. Beyazlığı uysun istedim. Evet, uysun istedim. Ne düşünüyorsun hayatım? Öncelikle eline sağlık, çok çeşit var. Su bardaklarını çok sade buldum. Biraz daha böyle masaya yakışır olabilirdi. Yani günlük buldum. Tepsi örtüsüne benzettim peçetini. Supla kullanmışsın, farklı olmuş. Ben supla kullanmanı beğendim. Sevdim. Onun dışında ben de günlük buldum. Biraz daha ağır olabilirdi. Ay gerçekten uykumu getirdim bu yavaş yavaş yorumlarından. O zaman uyuyabilirsin Tuğçe. Tuğçe'nin niyeti yok. Yemeğe devam ediyor. Ezgi Hanım ben cam kaplar hakkında yorum yapmak istiyorum. Arkadaş beğenmedi ama en azından benim masamda gold ve gümüş karışık bir detay yoktu. Yemek takımım masam gümüş olduğu için gold şeyler koymak istemedim uyumaz diye. Ben de cam şeyler daha çok tercih edilir diye düşündüm. O yüzden onları koydum. Yemek takımının servislikleri var mıydı? Servislikleri yok. Eşim her şeyi tek başına yaptığı için 12 kişilik yemek takımı alamadım. Bunlar da 6 kişilik olduğu için böyle bu şekilde. Anladım. Sadece tabak takımı var. Evet, sadece fiyatını öğrenebilir miyiz peki yemek takımının? Efendim? Fiyatını öğrenebilir miyiz yemek takımının? 2500 liraydı o zaman. Suplaların fiyatını öğrenebilir miyim acaba? Suplalara toplu halde 350 liraya almıştım altılı. Şunu öğrenmek istiyorum. Suplalarla runner uyumlu mu tarz olarak? Runner ağır kaçtığını düşünüyorum. Suplalar daha spor kalmış. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Desen farkı var biraz. Renk olarak uydurdum. Evet, sadece desen farkı var. Bir tık belki göze yorucu geliyor olabilir. Aslında bu tarz modeller de mevcut hasır supla olarak. Buna benzer şekilde aynı desen tercih edebilirdim. Runner deseninde supla evet, tercih edebilirdim. Evet, görmüştüm o şekilde modelde. Ben runner'ı sonradan aldım. Sizin için hoş görüntü yaratsın diye ama bu tarz bulamadığım için rengini uydurmak istedim. This says cheese'de gördüğümüz tepsiyi getirir misin? Yemek masası genel olarak güzeldi yine de. Bazı uyumsuzluklar vardı ama hamile olduğu için yine elinden ne geliyorsa yapmış. Teşekkür ederiz. Bak şimdi size ne göstereceğim kızlar. Tepsi örtüsüne benzetmiştim zaten. Bence bir tık küçük olsa uyumuştu. Siz ne düşünüyorsunuz? Servis atlığı gibi değil mi? Evet servis atlığı. Tepsi güzel bir benzetme oldu diye düşünüyorum. Evet. Ama yine de peçeteliğini beğendim. Bunlar aslında tepsi örtüsü olarak da kullanılabilir. Öyle değil mi? Sen de katılıyor musun? Kullanılabilir canım. Bence güzel bir şey. İki türlü de kullanılıyor. Minel bu kadar basitleştirmene gerçekten anlam veremiyorum. Var bir şey söylüyorsun arkasında dur. Ben söylediklerimin her zaman arkasındayım. O yüzden zaten çeyizde gördüğümüz tepsi istedim ve göstermek istedim. Bu kadar yumuşatarak da söylemene gerek yok bence. Nasıl yiyebilirim mesela? Senin gibi sert mi konuşalım? Verelim onu. Nasıl yapacak Tuğçe? Bunu da istesen istedin, aldın. Burada da peçeteliğim var.
Yani kızlar gerçekten benzemiyor mu yani? Neden arkasında durmuyorsun ki söylediklerinin? Bakın. Ben söylediklerimin arkasında durmuyorum. Senin gibi sert mi söylemeliyim? Az önce sen gösterdin. Yok, sonra benzemiyor falan dedin. Yumuşattı dedin ya arkadaşlarıma. Ben normal evet, konuşuyorum. Senin gibi kaos mu yaratmalıyım her zaman? Hayır, onu demek istemiyorum. Söylediğinin arkasında durmalıydın. Fikrinin. Ben arkasındayım zaten. Bu yüzden çeyizde gördüğümüz tepsi istedim ve göstermek istedim. Arkadaşlar tamam, sizi kırmayacağım. Bunu bir gün tepsinin üstünde de kullanacağım. Hoşuma kaçtı. Güzel. Hoşuna kaçtı. Benim ben seni hoşuna kaçmış. Çok tatlısın. Daha büyük bir tepsi de tabii ki. Bunu evet, da verme. Daha büyük bir tepsi de kullanabilir miyiz? Yanım benim de hoşuma gitti. Çünkü tepsin çok şık. Evet. Böyle istemeye gelirken çikolatayla gelinen tepsilere benziyor. Hani daha minik olursa tepsinin şıklığı da görünür ablacığım. Ama çift amaçlı gerçekten kullanılabiliyor. Evet. Mesela gelin evine başvuracağım diye almış olduğum bir şey var mı masada? Janner'ım var. Hı. Başka yeni bir aldım. Şey. Yeni aldım. Bir de şekerliğimin içinde ses. Minik maşam var Ezgi Hanım. Bak, nerede o maşa? Şeker konusunda çok yorum yapıldığı için o maşayı tırım tırım aradım. Ah kıyamam ben senin maşanda senin gibi minik minik çok tatlı. Ezgi Hanım tuzluk. Onlara da bayıldım tatlı. Evet çok baksanıza. Minik. Dolu mu acaba tuzluklar Ezgi Dolu. Hanım? Dolu, bakabilirsin. Bak hayatım. İstersen deneyelim. Getir elini. Tuğçe'ye verelim. Allah. Dolu mu? Ne yapacağım peki şimdi ben elimdeki tuzlu canım? Yemeğine atarsın. Ben tuzlu sevmiyorum ama. Yemeğine atarsın. Ben tuzlu soruyorsun. Sevmiyorum. Tuzlu soran bir insan yemeğini kullanmak ama bu için sorar. Bu şekilde göstermen çok yanlıştı bence şu anda. Her yerim tuzlu tuzlumun oldu. Tuzlumun delikleri birazcık büyük olduğu için fazla kaçmış Tuğçe ablası. Aa, kızıyorum sana bak, bir daha deliklerin büyük olmasın tamam mı? Tuğçe ablan rahatsız oldu. Bak uyardım onu. Buraya da atabilirsin. Ah yavrum. İşte birazdan elini en azından peçeteyi kullanmış oldun. Bocaladın diye peçete düşündüm. Peçete değil de Amerikan servis desek sanki daha uygun olur. Sen kendince öyle diyebilirsin. Onlar benim masamda şu an peçete görevi yoruyor. Şekerli küp şekerler var. Toz şeker yok. İkram masasında toz şeker var diye konuşulan çok oluyor. Siz dikkat ediyor musunuz? Evet. Evet dikkat ediliyor. Küp şeker olması daha güzel bence. Daha hoş duruyor hem. Suyum da var Ezgi Hanım. Bu olan olursa ha. İçebilirler. Ben de onu söyleyecektim. Az önce çok teşekkür ederim. Evet. Aman rica ederim. Aman. Sen zaten hemen role giriyorsun böyle. Değil mi? Suyumuz var ama su olunca da isteyen olmaz. Evet Ezgi. Su olmasa hemen su isteriz. Hep kaç gün konuşuyorlar suyun olmadığı konuşuluyor ama benim masamda orada kocaman var konuşulmuyor. Çok üzüldüm şu an. İste hayatım. Servisi de ben yapayım. Çok teşekkür ederim. Bugün robotumuz yok. Ama dökülecek gibi çok doldurmuşsun. Teşekkürler. Dudak payı sürahiye. Sizin için böyle boğulursanız bol bol içip de boğulmanız geçer diye. Canım, yok teşekkür ederim. İçecek ne var? Sağ ol servis ettiğin için. İçecek nedir? İçecek limonata var Ezgi Hanım. Bir hazır de, mı? Sen mi yaptın? Yok, eşimin eniştesi kahvede çalışıyor. Kahve yaratıcı kendi kahvesini ona yaptırdık. Bir de annemin kendi sıktığı erik, yani kendi bahçemizden erik ve şeftaliler, onları sıkıp karıştırdı. Aa, ondan isterim. Var. Doğal meyve suyuysa doğal olan her şeyi sever, faydalı. Bulunca için şifa olsun. Şimdi servis kaşıkları çok konuşuldu. Burada da maşalar görüyorum ben. Nasıl, fazlalığı nasıl, büyüklüğü, küçüklüğü? Şehriban? Sen de komşundan mı aldın? Çok merak ediyorum. Yok, ben komşumdan almadım. Komşum yerine kayınvalidemden tercih ettim. Birkaç tanesi çeşidim çok olduğu için bende o kadar yoktu. Kayınvalidemden aldım. Takviye lazım dedin. Kaç evet, takım lazım. Var servis takımı? Servis takımı kaç tane bilmiyorum Ezgi Hanım. 27 çeşit yemek var şu an. 27 lezzet var. Maşallah. Kayınvaliden arkanda oldukça. İki tane de kanadın ya. Varsa bu iş tamam mıdır? Tamam. Arada böyle kanadına değiyorum, korkuyorum kanadı kırılacak gelinin diye. Yine de rekor bende Ezgi Hanım bu hafta çeşit olarak. Beni geçememiş 32 olması gerekiyor ya 35 olabilir. Ayrıca yani rekor yemeğe bakılmıyor, evin uyumu falan da var. Sadece çeşit olarak yorum yapılması bence ben doğru tamam, bulmuyorum. Tamam zaten sadece çeşit olarak yorum yapmıyorum. Ve ben hamile olduğum halde bu kadar yaptım. En azından o kadar olmayanlar da var. Benden bahsediyorsun. Elinize sağlık canım. Evet. Laf sana geldi. Evet. Buradan hop sekti ve şeydi bana. Benim maalesef yapabildiğim o kadardı. Yani alabildiğim yardım da o kadardı. Yani ben de isterim daha fazla çeşit yapmak ama gerçekten elimden gelen o an oydu yani. Elinize sağlık. Tuğçe'nin avantajı vardı. İlk günde bir gün önceden her şeyi hazırlayabilirdi. Bizim öyle bir avantajımız da yoktu. Ben bir gün önceden hazırlamadım ama bir gün önceden olunca biliyorsun ki taze olmuyor. Lezzeti gidebiliyor. Sen bizim geldiğimiz gün mü hazırladın anlayamadım. Efendim? Bizim geldiğimiz gün mü hazırladım? Ben o gün hiç uyumadım ki. Sabahladım yani. Tamam bir gün önce sabaha olmuyor. Sabaha kadar tatlım. Hazırladım. Bir gün önce oluyor. Sabaha kadar hazırlamış olunca. Geldiğimizde de o
Bir gün önceden hazırlamış bir olsun. Yani geceden sabaha kadar yapmış olursun. Gündüzden yapmadım bunu demek istiyorum. Gündüzden yaptığını adım kadar biz de öyle yapıyoruz Ezgi. Gündüzden yapmaya başlamışsın. Böyle bir şey yani takviye almadan zaten yetiştiremeyiz. Benim ufak çocuğum olduğu için zaten gündüzden bütün günümü bunları harcayamazdım ama uyudukça yapıyorum bunu. Zaten annenin sana yardım ettiğini söylemişti. Çocuğuna o bakıyordu. Sen de çeşitleri hazırla. Bütün çeşitleri zaten bir kişi yapamaz. Evet zaten ben ondan bahsetmiyorum şu an. Sen zaten bize ilk gün annem çocuğa bakıyordu. Ben yaptım dün hazırladım dedim. Tamam. Dün hazırladım demek ne demek? Bir gün önce annem yapmıştım. Annem çocuğa baksa bile yine de benim de. Tamam ben senin emeğine bir şey demiyorum. Benim demek istediğim bir gün önceden yani hazırlamış olman yani. Ben ondan bahsediyorum. Daha rahat rahat yapabildi. Evet. Yorgunluk yok evet, demek istiyorsun. Onu demek o yüzden istiyorum. Mi beğenmediniz? Tuğçe sadece yemek masanla övünüyorsun. Yani yaptıklarınla övünüyorsun. Yeter artık her gün önümüze serip serip durma. Sadece yemek masamla övünüyorum ki ben bütün günümle övünüyorum. Ne oldu uykudan yeni mi uyandın? Seni günden sonra uyandım Tuğçe. Günaydın canım o zaman. Teşekkür ederim. Ayrıca ben bir şey söylemek istiyorum. Benim 30 çeşidim var dedin. Benimkisi de 27 çeşit. Arada 3 çeşit yemek var ve ben 8 aylık hamileyim. Ama arkamda duracak senin gibi annem falan da yok. Kayınvalidem ve yeğenleri yardım etti bana. Tekrardan onlara buradan teşekkür ediyorum Ezgi Hanım. Çeşit önemli olsaydı zaten o gün ona göre puanlar alırdım. Fazla da çeşidin vardı zaten. Biz bunu belirttik. O yüzden tekrardan yorum yapmaya gerek yok. Tıpkı senin dün benim hakkımı yediğin gibi değil mi? Yo senin hakkını yemedim ben. Ya dün kızlara diyordun ya. Verdim. Dün kızlara diyordun ya. Vicdanınız rahat bir şekilde uyuyabildiniz mi diye. Ben de aynı soruyu sana sormak istiyorum. Evet, vicdan rahat bir şekilde. Rahat bir şekilde uyudum. Tamam seni vicdanla baş başa bırakıyorum. Ay birbirlerini yediler. Biz dolma yemeye devam edelim. Gerçekten güzel lezzetler için emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum hayatım. Sofradaki uyum da konuşuluyor elbette. Yemek takımların, suplaların her şeyi değerlendiriyoruz. Buradan sevgili eşine nasıl tanışmışsın onunla devam edelim olur mu? Altına alın ne olur. Hadi kanatların da var şansın da yaver gitsin. İnşallah Ezgi Hanım ben eşime bu konuda güveniyorum. Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Ben de onu çok iyi tanıyorum. İnşallah. İnşallah. Altınca olacak. Sevgili Nildem gelinim. Değerli eşi Görkem'le nasıl tanışmış? Ezgi'm ben küçük yaşta çalışmaya başladım. 16 yaşında kafede çalışıyordum. O da kafeye gelip gidiyordu sürekli arkadaşlarıyla. Sürekli laf atıyordu falan, konuşuyordu, işte espri yapıyordu. Bir de ben onun her zaman geldiğinde ne içtiğini biliyordum. Limon dilimli sade soda içiyordu. Daha o kapıdan girdiği gibi servis etmeden, yani şey çağırmadan ben gidiyordum, götürüyordum. O da işte... Jest yapıyordu. Evet. Espri falan yapıyordu. O vesileyle tanıştık. Öyle görüşmeye başladınız. Evet. Ne kadar görüştünüz? Sonrası nasıl gelişti? Evlilik teklifi aldın mı? Evlilik teklifi aldım. Sonrasında bir ara bir sene boyunca aramıza bir ayrılık girdi. Neden? Bir olaylar oldu. Ha? Anlaşamadık. Sonra kadar gene karşıma çıktı. Gene bulduk birbirimizi. Askerlik mi acaba diye düşündüğüm Yok, için sordum. Yok askerlik sordu. Değil. Sonra tekrar barıştınız. Tekrar karşılaştınız. Barıştık, evet. O zaman nerede çalışıyordun? O zamanlar kafede çalışıyordum. Yine devam. Evet devam. 16 yaşında neden çalışmaya başladın hayatım? Ben babamın teyzesinde kalıyordum. O büyüttü beni. Onlara da destek olma amaçlı kendi harçlığımı çıkartmak için çalışmaya başladım. Kardeşinle beraber mi orada kaldınız? Evet, kardeşimle beraber kaldım. Anne baba bir kardeşin? Anne baba bir. İki kardeş misiniz? Anne farklı olan iki kardeşim daha var. Görüşüyor musun onlarla? Yok, görüşmüyorum. Üveyanneninle görüşmüyorsun. Görüşmüyorum. Babanla da görüşmüyorsun. Babamla da görüşmüyorum. Babam cezaevinde. Ha orada. Evet. Neler yaşadınız? Ya 16 aylıkken bırakmışlar beni. Annem bırakmış. Babamla... Annem bırakmış gitmiş. Evet. Babamla çok kavga ediyorlarmış. Ondan sonra bir ara sevgililer gününde babam annemin eve geri gelmesini istemiş ama gelmemiş. Annen ya bir kadın çocuklarını geride bırakıyorsa ne yaşamış olabilir? Bir anne için çok zor bir şey bu evlatlarından ayrı kalmak. Ama herkesin hayatı, yaşantısı, o anki düşünceleri ve yaşadıkları çok farklı. Bu konuda bir bilgin var mı? Ya bir bilgim yok. Kendini açıklamak istedi bana ama ben yani daha 16 aylık bir bebeğin bir suçu olmadığı için bırakması bana bir sebep falan gelmedi. Kaç yaşında sana ulaştı annen? 15-16 yaşında falan ulaştı. Şu an konuşuyoruz. Sonuçta torunu olacak. Yani benim görmediğim anne sevgisini kızımın anneannesini falan görmesini isterim. Sen ona sorduğunda ne cevap verdi? Neden bırakıp gitmiş sizi? Babam tarafından da çok zorluklar yaşamış. Nerede yaşıyor anne? Denizli'de. Denizli'de. En son ne zaman görüştünüz? Çekimler başlamadan önce aramıştı bir kere. Yetişebiliyor musun falan diye bir daha aramadı. Öyle yardıma falan geldi mi? Düğününde falan yanında mıydı?
O sıralar tam konuşmuyorduk. Konuşmuyorduk. Yani düğünün zamanı konuşmuyorduk. Düğünden sonra... Eşin mi konuş falan dedi sana, destekledi? Yani kayınvaliden falan hani annedir gibisinden kıyamadı. Yok. Ondan dolayı. Kendi benim. Ezgi Hanım seninle bir şey konuşmak istiyor da telefonu ona veriyorum. Hoparlördesin. Tamamdır. Tamam. Aysun Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Kızınızın evindeyiz. Kendisi hamile. Sohbet evet. ediyorduk. Size de söz hakkı doğdu. Sizden de bahsetti biraz. Çok zor günler geçirmiş. Çok özel olmazsa bir şey sormak istiyorum ben size. Siz de bir annesiniz. Yıllar sonra bir araya gelmişsiniz. Gerçekten o yıllar içerisinde ne yaşadınız çok merak ediyorum. Hani o anneliği yaşayamamış olman sende bir eksiklik mi? Eksiklik. Bence eksiklik. Neler yapmak isterdin çocuklarınla? Ya hepimizin hayalleri var çocuklarımıza karşı. Zaten bu saatten sonra benim kızım var. Başka bir şey yok. Çocukluğunda annesi yokmuş ama anneye her zaman ihtiyaç var. Evet. Anneliğin de yaşı yok. O kaç yaşına gelirse gelsin. Bak ben 43 yaşıma gireceğim. Annem hala yanımda. Bana destek o olmasa ben burada olamam. Çocuklarımı bakıcıya bırakamam açıkçası. Onun için bir desteksiniz, bir güçsünüz bizim için. Sağlıklı olmanız, iyi olmanız, yanımızda olmanız, bize destek olmanız bizim için çok çok önemli. Senden tek ricam, hatırım tabii karşılaşmadık, tanışmadık. Bir anne olarak çocuğuna, torununa sahip çık oldu mu? Çıkıyorum zaten. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum Gülden'e. Çok iyi insanlara gelin gitmiş. Çok güzel bir eşi var ama... Hayatta insanın kendi ailesi, kendi anası, kendi babası bir güçtür, bir dayanaktır. Sırtını dayamak ister. Hayır. Varlığını bundan sonra hissettir bence. Nacizane. Evet, teşekkür ederim. Anlıyorum ben de demek istediğinizi Ezgi Hanım. Anlıyorsun değil mi Aysun? Güzel günleriniz olsun diyeyim, ne diyeyim? Allah'ım inşallah, teşekkür ederim. Zaten ilgim de biliyor, yanınızda duyuyorsa bir dediğini iki etmemeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Artık bu saatten sonra. Evet. Ya bir ana sıcaklığını... Bundan sonra inşallah sen de evlat sıcaklığını hissedersin. Allah razı olsun Ezgi Hanım. Hadi hayırlı günlerin olsun. Teşekkür ederim. Hadi güle güle. Kapatamadım, kapatamadım. Ay bilmiyordum böyle bir hayat hikayesi. Biz dinleyince böyle oluyoruz. Senin içinde ne travmalar, ne acılar, ne yaralar var o kalbinde, ruhunda, zihninde. Herkesin kendi hayatında kendine göre büyük dertleri var Ezgi Hanım. Ve bunlar benim dertlerimin küçük parçaları. Emin olabilirsiniz. Yani... Daha anlatmadığın neler vardır tahmin edebiliyorum. Çok şey var. Ya yani insanları asla dış görünüşe göre yargılamak hoşuma doğru giden bir şey zaten. Değil. Doğru değil. Ben yaşadıklarımdan hep ders çıkartmaya çalıştım. Ders çıkarta çıkarta bu hale geldim. Çünkü bu zamana kadar hep kendi ayaklarımın üstünde durdum. Eşim de bazı yerlerde çok destek oldu bana sevgili dönemimizde. Hayat arkadaşı, can yoldaşı bu evet, demek. Gerçekten ona da çok teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki hayatımda, iyi ki tanımışım onu. Bu konuda çok şanslıyım. Hani bazen düşünüyorum böyle bir hayat yaşamışım, yaşamak zorundaymışım ki eşimi Allah karşıma çıkarmış. Mükafatın olsun. Evet. Evladından gül, evet, güzel günler gör. İnşallah Ezgi Hanım. Her şey bizler için. İnsanlar için, herkesin hayatı farklı farklı. Sonumuz iyi olsun. Değil mi? Neydim, ne oldum, ne olacağım? Yani biraz toparlayalım. Sonra eşini arayalım olur mu? Olur. Ben gerçekten çok üzüldüm. Böyle şeyler yaşadığını hiç tahmin etmemiştim. Çünkü hayat dolu, gerçekten çok yüksek enerjili birisi. Ben hayat hikayesinin bu şekilde üzücü olduğunu bilmiyordum. Gerçekten ben de çok üzüldüm. Umarım bundan sonraki hayatı çok güzel olur. Tanıştınız, evlilik teklifi aldın, bir yuva istedin, bir aile olmak istedin ve doğru insanın Görkem olduğunu düşündün. Evet. Sana evlilik teklifini nasıl yaptı Görkem? Ben hayatım önce hep Galata Kulesi'ne gitmek istiyordum.
O da Galata Kulesi'ne götürüp orada evlilik teklifi etti bana. Ama nişanından bir gün önce etti. Aslında bütün planlar yapılmıştı. Evet, yapılmıştı. O zamana kadar o kadar çok direttim ki artık arabada giderken İstanbul'a yüzüğü çıkartıp verecekmiş. O derece dayanamamış. Ne diyordun? Bir evlilik teklif etmedin, bir evlilik teklif etmedin evet, mi? Evet, benim yarın nişanım var. Ortada yüzük yok falan. Parnım duruyor. Ya canım benim ya. Zaten Galata Kulesi'ne gideceğiz deyince anladın mı bir evlilik teklifinin orada edeceğini? Galata Kulesi'ne gideceğiz demedi Ezgi Hanım. Onun arkadaşı vardı. Dişlerini yaptırmıştı İstanbul'da. Eşimin dişlerinin ortası aylık. Onları yaptırmaya gidiyoruz dedi. Arkadaşın da şey dedi. Benim arkadaşımın kliniği istediğim saatte açtırırım falan dedi. Öyle kandırdılar beni. Canım benim. Evlilik teklifi etti. Haberim yoktu gittiğimizden oraya. Ay sürpriz. Ah işte fotoğraflar. Ne güzel yerlerdir. Gerçekten. Ay! Şaşkınlıktan yüzüğü kendine doğru tutmuş. Ters duruyor kutu. Ne bilsin? Ben de yerdeyken daha kalkmadan sarılmışım o telaşla, heyecanla. Canım benim ya. Birbirinize ay canlarım. Evlilik teklifini aldın. Bir gün sonra da nişanın vardı. Evet. Bir gün sonra İstemeye nereye vardı. Geldiler bu arada? Sen nerede yaşıyordun o ara? Teyze vefat etti. Teyzem o sıra görüşmüyorduk. Teyzemle vefat etmemişti ama o sıra görüşmüyorduk. Aramızda öyle bir küçük kavga olmuştu. İsteme olmadı ailem olmadığı için. Kendi aramızda eşimin ailesi, akrabaları 50-60 kişilik küçük bir kafede kendi aramızda nişan yaptık, yüzük kestik. Güzel. O tarz oldu. Peki bu süreçte nasıl hazırlandın? Kim destek oldu sana? Eşim ve kayınvalidem en büyük destekçimdi. Eşim zaten sevgililik dönemimizde de her türlü, her zaman benim arkamdaydı. O yönden çok şanslıydım. Hep bana destek oldu. Onlar yaptılar nişanını. Evet, İstediklerini onlar her aldılar. Her şeyi onlar yaptı Ezgi Hanım. Ay Allah razı olsun. Eşim her şeyi tek başına yaptı yani. Kıyafetini nereden almıştın? Çok beğendim. Kıyafetimi bir mağazadan almıştım. O zamanlar 1100 liraydı. Çok tatlısınız ya. Fotoğraf çekimi yaptırdın. Evet. Özendim. Ne kadara yaptırdınız bu arada? Eşimin arkadaşı kameramandı. O yüzden yani kuzeni arkadaşı demeyeyim. Amcasının çocuğuydu. Para almadı bizden. Özel bir şey istedi mi kayınvalidenden? Zaten her şeyi yapmışlar. Yok. Değil mi? Evet. Evini dayadılar, döşediler. Varla yeter onların benim için. Sonra kınayı ne zaman yaptınız? Düğünden bir gün önce mi? Yok, düğünle kırılan bir oldu. Aynı gün. Benim ailem olmadığı için, aile tarafı olmadığı için zaten aynı günde kınayla düğünü bir aradan çıkartalım dedik, istedik. Zaten kınayı sorsam mı dedim, fotoğrafı görünce hemen sormak istedim, yapılmış evet, demek ki yapıldı. Diye. Yapıldı, o gün düğünle aynı günde. Çok ağladın mı mesela kırmızı başörtü şey? Duvak, duvak mı deniyor bu? Duvağın içinde çok ağladın mı? Duvak, benim arkadaşım var, çok yakın bir arkadaşım. Bana duvak dansı yaptı. O zaman ağladım. Bir daha da ağlamadım pek. Mesela eksikliğini hissetmişsindir değil mi? O gün bir anne yanında olsun. Evet. Şu arkadaki gözlüklü, başörtülü rahmetli Meral'le teyzem. Yani beni büyüten kadın. Alkış yapan. Kına kıyafetlerini ne kadara kiraladın peki? Gelinliğimle beraber aynı yerden bindallama kiraladım. Gelinliğimi 15 bin liraya aldım. Bindallım da 4000 liraydı, 2000 liraya indirim yaptılar. Düğün salonu ne kadar tuttunuz? Düğün salonu 50 milyar. Kır düğünü. Evet, kır düğün tarzı. Eşim bu arada senin mutlu olman için bence düğününde elinden gelen her şeyi yapmış her gibi şeyi görünüyor. Yaptı. Gerçekten çok güzel görünüyor düğününüz. Dansımız vardı, kendimiz bir gün öncesinde, düğünümüzün bir gün öncesi çalıştık, bir günde yaptık o dansı. Dolu dolu bak, bütün eş, dost, herkes orada yanında. Ne kadar takı takılmıştı? 7 tane bilezik, bir tane kolye takıldı. 7 bileziği kayınvalidenler mi taktı? Evet. Maşallah. Senin tarafından kimse yok muydu düğünde peki? Meral annemler vardı bir tek, onlar da gücü yettiği kadar yapabildiler. Senin görüştüğün mesela baba tarafından, anne tarafından akraba falan Meral anne dışında yok. 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 İçinde bir şey kalmadıysa senin adına çok mutlu oldum gerçekten. Evet, her kalmadı. Şey çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Balayına gidebildiniz mi? Yok, gidemedik. Eşim her şeyi tek başına yaptığı için ona masraf istemedim. Dedim gerek yok. Sonradan telafisini falan istedim peki. İstedim, sözü var. Artık bebeğimizle
beraber gideceğiz İnşallah, inşallah hayatım. İnşallah. Çok güzel bir eviniz var, dayalı döşeli. Evlenmişsin, çocuğun olacak. En büyük hediye o zaten, evet. Değil mi? Evinizde dinlenmişsiniz. Gerisi benim için önemli. Aynen öyle, bir ömür mutlu olun. İnşallah. Güzel günler görün. Canı gönülden diliyorum. Eşini Görkem'i arayalım o halde. Ezgi Hanım, öncesinde benim bir sürprizim var Nindem'e. Onu dış sesten istemek istiyorum. Tabii. Ya. Şöyle bir pasta yaptık sana annem. Bugün çok beğendim. Çok beğendim. Hiç beklemiyordum. Güle güle kullan. Bugünün baby shower konseptine uygun olsun istedim. Önemli olan düşünmen canım. Düşünmüşsün, yapmışsın, çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Elinize, emeğinize sağlık. Çok İnşallah sağ güzel güzel. Sen kullanmamıştın bezleri, saklamıştın. Ben 6 aydı kullanamadım ama... Sen kullanacak mısın, saklayacak mısın? Hediye sonuçta Ezgi Hanım. Ben kullanırım, seviyorum öyle şeyleri. Ama aslında modelini de bozmak istemedim. Çok tatlı çok duruyor. Çok güzel. Belki büyük kullanmayabilirim. Büyük beden bezler, içerisindeki bezler büyük beden evet. Olduğu için birkaç ay sonrasında da açabilirsin. Yine ya. Açmayı bile kıyamayabilirim. Çok tatlı, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Görkem arayalım. Arayalım hemen. Kazanamasam da yakana takacağım altını. Efendim canım? Aşkım, Ezgi Hanım'a veriyorum. Öyle bir inisiyatifim olsun bugün, olur mu gelinler? Olur. Verdim. Görkem, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben çok iyiyim. Seni görmeden çok sevdim. Altını vermeye çok istiyorum. Vereceğim. İlk sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Lütfen hemen cevap verme Görkem. Telefonu sessize alacağım. İlk cevabı sevgili eşinden alacağım. Sonra da senden alacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Nildem, eşin Görkem mantıyı sarımsaklı yoğurtlu mu sever, sarımsaksız yoğurtlu mu? Sarımsaksız yoğurtlu sever Ezgi Hanım. Sarımsaktan nefret eder. Nasıl mantı seversin? Yani yoğurtlu olarak mı? Yoğurtlu, sarımsaklı mı, sarımsaksız mı? Sarımsaksız. Alkış! Evet, ilk cevap doğru. Süpersiniz. Eşin Görkem'le en uzun küstüğünüz kaç saat veya kaç gün sürdü? Ya aslında çok küs kalamıyoruz biz. Ben çünkü hemen kırıldığım için geliyor, gönlümü almaya çalışıyor. En fazla bir saat falan sürmüştür. En uzun ne kadar küs kalırsınız? Yani ortalama çok değil de şey diyeyim ya, bir saat falan. Hah, güzel, harika. Ay, çok güzel gidiyor. Ama hiç stresim yok, vereceğim altını. Diğer sorum, kim daha espritüeldir, sen mi yoksa Görkem mi? O bana göre daha böyle cana yakın hani şey yapmayı esprili, sever, aynısı. Esprili. O ya. O. Görkem mi? Görkem. Hanginiz daha espritüelsiniz? Vallahi bu yani benimdir. Sensin, evet, evet. Sensin tabii ki Görkem. Diğer sorum, Görkem'in cüzdanı ne renktir? Ay çok çok karıştırdım şu an. Karıştırır mısın cüzdanını? Yok, karıştırmıyorum da renkleri karıştırdım. Bir lacivert, bir siyah kullanıyor. Lacivert de diyebiliriz, siyah da. Ben siyah demek istiyorum. Cüzdanın ne renk Görkem? Siyah. Ya, harika. Görkem kaç beden tişört giyer? Normal bedeni lacivert. Şu an birazcık benim sayemde kilo almış olsa da. Sana da yediriyor, kendi de mi yiyor? Ya ben onu yediriyorum daha çok. Large giyiyor. Kaç beden gömlek giyiyorsun, tişört giyiyorsun? L beden giyiyorum. L! Görkem kısa saç mı yoksa uzun saç mı sever? Kısa saç seviyor çünkü uzun olduğunda uçları kıvırcık oluyor, önüne geliyor, nefret ediyor. Kısa kullanıyor o yüzden. Görkem saçların kısa mı uzun mu, nasıl seviyorsun? Ya normalde kısa saç seviyorum. Kısa saç seviyor. Ay vallahi işim çok kolay oldu. Hakikaten öyle. Gelinlerden müsaade istemiştim. Demiştim ki bugün vereceğim altını ne olursa olsun. Ama hiç gerek kalmadı. Altını sevgili eşinin yakasına takıyorum Görkem. Güzel günlerde güzel, güzel yaşayın. Çok teşekkür ederiz. Canım benim. Anneciğini öpüyorum bol bol. Hoşçakal. Hoşçakalın. Güle güle. Eşimin beni çok iyi tanıdığını söylemiştim. Zaten Ezgi Hanım bu konuda zorlanmayacağımı tahmin etmiştim. Ya canımsın ya. Çok teşekkür ederim Ezgi Hanım, çok sağ olun. Ne demek, siz hak ettiniz efendim. Seni tanımak çok güzeldi. İyi ki başvurdun. Her hafta bir hamile gelinim var. Gerçekten
Siz bize şans getiriyorsunuz ya, çok seyrediliyoruz ama. Hakikaten çok tatlısınız. Herkesi çok öpüyorum. İyi ki evime geldiniz Ezgi Hanım. Yani buraya katılmak, sizi görmek evimde, o bile benim için çok güzel bir şeydi. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz çağırın, ben ekibimi toplayıp gelirim. Türkiye'nin her yerinde, her geline gelmek istiyorum gerçekten. Hem yeri gelmişken de başvuru numaralarını paylaşmak istiyorum. Evet, büyük ödül sadece altın değil elbette. Gelin evinin büyük ödülü 100 bin lira. Peki bu hafta hangi gelinim 100 bin liranın sahibi olacak? Final gününde, cuma günü göreceğiz. Öncesinde bakalım gelinler Nildem geline günün sonunda kaç puan verecekler? Sırada puanlama. Benim sana puanım. Keşke yorum yapsaydın, biraz da hani verdiğim puanın altında durmuş olsaydın. Tuğçe arkadaşımla yaptığınız atışmalardan pek yorum yapmaya fırsat kalmadı. Ben şu an şokum. Rahat oynuyorsun şu an. Haksızlık yapmayı seven bir insansın. O yüzden senin üzerine yorum bile yapmayacağım. Şeriban'ın dünkü bozası sana gaz yaptı galiba. Gelip burada bana mı patladı? Senin verdiğin simli içecekten bir enerji aldığım için de tüm gün böyleydi. Az sonra. Evet, puanlamaya geldik. Günün en heyecanlı kısmı. Nildem gelinleri ağırladı, odalarını gezdirdi, sunumları yaptı. Peki gelinler Nildem geline kaçar puan verecekler? Göreceğiz birazdan. Günün nasıl geçti Nildem? Günüm iyiydi Ezgi Hanım. Çok kötü geçmedi. Yani böyle çok şaşırdın, nasıl yani dediğin bir yorum var mı? En çok saati yere atmalarına şaşırdım. Yani eşyam zarar gelmese de hani yere atılacak bir şey değildi. Çok yanlış bir davranıştı. Ben bir saati alabilir miyim acaba Ezgi Hanım? Yol hayatım. Bu kırılmaz değil mi? Yok, kırılmaz. Onun dışında pek bir şeye şaşırmadım. Tuğçe arkadaşımızın hediyesi çok şaşırttı beni. Beklemiyordum ben de. Evet, o güzel sürprizdi. Çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Annene çok selamımı söyle. Çok teşekkür ettiğimi söyle. Onun dışında pek bir şeye şaşırmadım. Yani, kaç puan bekliyorsun? En düşük mesela kaç verirler sence sana? En düşük 2 bekliyorum. Yani 1 puanı evime hak ettiğimi düşünmüyorum. Yani en düşük bence 2 verirler. Öyle mi? Başlayalım mı? Başlayalım Ezgi. O zaman Minel gelinle başlayalım. Puanını öğrenmek istiyorum, sonra da sebebini konuşacağız. Benim sana puanım. Bekliyordum. Minel'den 2 bekliyor muydun yorumlardan Minel'den sonra? Minel'den beklemiyordum çünkü Minel'in açıkçası çok da sesi çıkmadı. Pek hani çok kötü yorum da yapmadı, çok iyi yorum da yapmadı ama sesi çıkmadı. Sesi çıkmadığı için yüksek puan bekliyordum ama olsun. Neden 2? Neden 2? Yatak odanı yorum yapmıştım zaten. Bebek odasını andırdığını söylemiştim. Halını beğenmemiştim. Mutfaktaki bazı noktaları beğenmemiştim, söylemiştim zaten. İşte bal kabakları, halıyı yine karışık bulmuştum, tezgahı da karışık bulmuştum üstündekileri. Onun dışında... Karşılaması nasıldı? Karşılamanı beğendim, teşekkür ediyorum bu arada. Farklı bir karşılama yaptığın için. 2 puanı neye verdin? 2 puanı... yani şöyle, 1 puan 1 puan adlandırmadım kendimi. Çeyiz, karşılama, bir de yemek masana emeğe verdim. Keşke yorum yapsaydın, biraz da hani verdiğim puanın altında durmuş olsaydın. Ya birçok yerde yorum yapmadın. Hatta masada sana birisi uykudan uyandın sanırım falan gibisinden bir kelime kullandı. Hani en azından yorum yapsaydın derdim puanı verdi. Düşük ama yani, zaten evet, beğenmemişti derdim. Zaten beğenmemişti derdim. Ben gerekli yerlerde gerekli yorumlar yaptığımı düşünüyorum. Zaten Tuğçe arkadaşımla yaptığınız atışmalardan pek yorum yapmaya fırsat kalmadı. Benim yüzümden mi konuşmadın? Puan verecektin de benim yüzümden mi puan vermedin? Hayır, arkadaşımıza fazla yüklendiğin için fırsat kalmadı benim konuşmak. Sen de kalacağına konuşsaydın benim sustuğum anlar da çok fazlaydı. Ben gerekli yorumları yaptım gerektiği yerde Tuğçe. Ben de gerekli yorumlar yaptığımı düşünüyorum. Gördük. Şehriban, seninle devam edelim hayatım. Bakalım Şehriban gelinim Nildem geline kaç puan vermiş? Önce puanın, sonra sebebin. Benim sana puanım...
Bir iki puan daha. Ben şu an şokum. Yani benim evim iki puanı bence hak edecek bir ev değildi. Ve senden çeşidim de fazlaydı. Sadece masamın arkasına sığınmıyorum ama bu halimle en azından sizin için düşündüm ve emek verdim. O kadar çeşit yapmak için bayağı uğraştım. Uykusuz çıktım buraya. Sonuçta bir emek var Ezgi Hanım. Yani ben adaletli olduğunu düşünmüyorum. Neden öncelikle ki? Gerçekten emeğine eline sağlık. Biz burada emek yarışmasında değiliz. Tabii ki emeğin için bu puanı verdim. Onun dışında mutfağında halını beğenmemiştim. Salonunda beğenmediğim birçok şey vardı. Bunları teker teker söyledim. Çeyizini beğendim. Çeyizini beğendim, sunumunu beğendim, yemek masanı beğendim. Hepsine birer puan verecek değilim. Karşılaman da çok tatlıydı ama dediğim gibi hepsine birer puan verecek değilim. Dün sen bana 3 puan verdin. Teşekkür ederim. Bugün ben sana nasıl 3 puan vereyim? Kendi evim senin evinden daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu sefer kendime haksızlık etmiş olurum. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz kendi evlerimizi kıyaslamıyoruz. Biz evin uyumuna bakıyoruz yalnız. Kendi evlerimizi kıyaslıyoruz tabii ki de. Yani puan verirken de senin verdiğin puanı düşünüp tabii ki de kendim ona göre puanı vereceğim. Sen benim evimi kendi evini kıyaslayarak mı puan verdin? Ben kendi evimi, kendi evimi senin evinden daha güzel olduğunu düşünüyorum. Sen 3 puan verdiğin için ben de sana bugün 2 puan veriyorum. Çünkü evinin 2 puan hak ettiğini düşünüyorum. Senin şu an kendi evin güzel olup olmaması önemli değil. Şu an benim evimdeki uyuma puan veriyorsun. Tamam, ben uyum, o önemli olan. Ben farkındaysam bugün zaten yeteri kadar yorum yaptım ve o yorumlarda çok uyumlu olmadığını da dile getirdim. Ben sizin stratejik uyguladığınızı düşünüyorum. Hiç adaletli davranmadınız. Nasıl bir strateji olabilir acaba? Hiç adaletli davranmadınız. Ben bu puanları hak etmedim yani. İremciğim, puanını öğrenmek istiyorum. Sebebin üzerine de konuşalım. Benim sana puanım... Üç. Teşekkür ederim. Yani iki tane ikiyi gördükten sonra üçü görmek beni mutlu etti. En azından yani iki değildi. 3 puanı neye verdin İrem? Yemek sunumunu beğendim, karşılamasını da beğendim. Çeyizlerini yeterli buldum. Onun dışında odalardaki renk uyumlarını beğendim. O yüzden de 3 puan vermek istedim. Teşekkür ederim. Bence adaletli davrandığını düşünüyorum. En azından 2 değil. Beklediğim bir puandı, sağ ol. Ben 3 puan verseydim adaletli mi olacaktım? Yani 1 puanla mı kaybettim adaletsizliği? Evet, 1 puanla kaybettim. Ayrıca 1 puanla bile çok şey değişebiliyor. O yüzden bizim için bence 1 puan bile çok önemli diye düşünüyorum. Yok, adaletsizlikten bahsediyorum şu an. Tabii sen kendi gününde fazla fazla puanlar alıp buraya geldiğin için günün bitti. Rahat oynuyorsun şu an. Fazla bence. Fazla puan dedin, 1 puan bile aldım ben. Rahat da değilim gayet. Tamam, yine de toplam yüksek puan aldın. 11. 11. Şu an yani en yüksek sensin. Bunu kullanarak gelmişsin. Bunu bilmiyoruz ki daha. Şu anlıktan bahsediyorum. Şeyi açılmadı yani, kutusu açılmadı. Bilemiyoruz bunu. O zaman Tuğçe gelinin puanını görelim. Bu arada hediyeler için de teşekkür ederim. Takdim dileğime gününde hediye etmiştin. Evet, önce puanın sonra sebebi. Benim sana puanım... İki. Bekliyordum, şaşırmadım. Zaten gün boyu kötü yorumlarını yağdırdı bana. Bayağı dolu dolu gelmişti buraya, üstüme yürüdü. Ama öncelikle dışına... ben buraya dolu dolu gelmiyorum. Gayet enerjik geliyorum. Buraya gelmeden önce senin evini bilemem. Bu puanları evine göre verdim. Bir puanı karşılamana, bir puanı da yemek masana verdim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Diğer taraflarda zaten beğenmediklerimi dile getirmiştim. Senin bu puanı vereceğini biliyordum zaten. Haksızlık yapmayı seven bir insansın. O yüzden senin üzerine yorum bile yapmayacağım. Diğer arkadaşlar da mı haksızlık yaptı yani sana? Bir senden bu puanı zaten bekliyordum. Onlara da kendi yorumunu söyledim. Hani neden bekleyip beklemediğimi. Senden bekliyordum yaptığın yorumlara karşı. Bence en çok konuşan bendim ve onlara göre en iyi puanı ben verdim. Onlara söylenmen gerekmez mi burada? En çok konuşan sendin ama en çok atışan da sendin. Sürekli bir laf sokma çabaları bir şey. Atışmak demeyelim. Laf sokmaya çalışan da sendin bence tüm gün boyunca. Ekranda kendini izlediğinde kim kime laf sokmaya çalışır görürsün tatlım. Görürüz tatlım. Kendi gününü bitirdin, geldin burada rahatsın. Diyorsun ki kime patlayayım?
Dün Şehri bana patlamaya çalıştın. O yetmedi. Geldim bir de burada bana patlamaya çalışıyorsun. Ben kimseye patlamaya çalışmıyorum. Şehri bana'nın dünkü bozası sana gaz yaptı galiba. Gelip burada bana mı patladın? Senin verdiğin simli içecekten bir enerji aldığım için de tüm gün böyleydim. Ah ne güzel. Zaten benim amacım sizlerin enerji olmanız için onu vermemdi. Teşekkür İşe yaramış ederim. En azından. Senin gibi klasik Türk kahvesi sunmamıştım. Evet, günün sonunda gelinlerden Nildem gelinim toplam 9 puan aldı. Aldığı toplam puanı benim puanım belirleyecek. Bakalım ben kaç puan verdim. Evet Nildem gelinim, çok acıklı bir hayat hikayem var. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. Bundan sonra hayatında güzellikler diliyorum. Eşinin ailesi sana destek olmuşlar, yanındalar. Her daim de yanında olsunlar inşallah. Sana çok güzel bir ev döşemişler. Güzel günlerde sağlıkla otur. Hamile haline, 8 aylık hamilesin. Elinden gelen her şeyi yaptın. Kanatlarınla günümüze güzellik kattın. İlişki testinde de altını aldın. Bu beni çok çok mutlu etti tabii ki. Gelinlerden istediğin puanları alamadın. Benim puanımı da büyük final günü, Cuma günü göreceksin. Evet, bugünün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum hayatım. Rica ederim Ezgi Hanım. Evinde olmak çok keyifliydi. Çok güzel de bir gündü. Eksik olma. İyi ki varsın. Eksik olmayın. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki geldik. Yarın da İrem gelindeyiz değil mi hayatım? Lüleburgaz'a mı geliyoruz? Evet, Lüleburgaz'a geliyorsunuz. Güzel. Bizi neler bekleyecek merak ediyorum. Show TV'de yine aynı saatte sizleri bekliyor olacağız. Ben Ezgi Sertel. Sen de koş. Gelin evine gel. Hoşça kalın. Hoş geldiniz. Şıkır şıkır size mi giydirecek bunları? Çok güzel taşıdılar arkadaşlarım. Galiba ben doğum yapana kadar anca dikecek. Kendi elleriyle tek tek işlemiş. Daha evine mi geldik anlamadım. Hoş bulmadın sen. Ben çok bunaldım. Ezgi Hanım dışarı çıkabilir miyim? Ben sırf burayı karıştırmak için geldim. Mutfağın da aynı yapı marketlerine benziyor. Kabuk fırlamıyor, ceviz fırlıyor. Aman! Ne gerek vardı böyle bir şey? O kadar çok konuşulacak şey var ki ben de oynamak istedim. Kendimi de resim sergisine gelmiş gibi hissettim. Şöminede size mantar pişireceğim. Şu an biz bu sıcakta nasıl böyle oturacağız acaba? Stilini yorumlamaya mı geldik, evini yorumlamaya mı geldik? En büyük hayali nedir? Niye duygulandın?